Nasılsınız, iyi misiniz? Efendim hoş geldiniz. Show TV ekranlarında vazgeçme programıyla karşınızdayız. Soğuk bir bahar gününde, Mart ayında gerçekten. Bu arada geçen gün konuştuk. Üçüncü Cemre de düşmüş. Düşmüş. O tartışma da oldu sosyal medyada. Üçüncü Cemre düştü ama yoğun bir kar yağışıyla ülkemiz karşı karşıya. Yani iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Biz de bugün konuşacağımız konularla ilgili işte gerçekler ortaya çıktıkça bizim içimizde inşallah ısınacak. Isınacak. Çünkü çok iddialar var. Yine bugün önemli iddialarla karşınızdayız. Emekli cinayet büro polisi Orhan Kemiksiz ve avukat Tunda Sadık Ahmet'le beraber sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar diyelim. Öyle diyerek başlayalım. Hayırlara vesile olsun. İnşallah. Bugün Yılmaz Kılınç cinayetini yine konuşacağız. 10 yıllık. Şimdi şöyle tabii ki öncesinde bir yargılama yapıldığı için ve şu anda da dosya devam ettiği için bir yargılama yapılıyor biliyorsunuz. Yılmaz Kılınç'ın katili olarak Rukiye Kılınç görülüyor, Rukiye yargılanıyor. Çok deliller var aslında. Fakat şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle silah o dönem SWAP olmasına rağmen sevgili izleyiciler SWAP bulunuyor Rukiye'nin üzerinde. Fakat silah işte Rukiye hep diyor ya tamam ama silah nerede? Ve silah o dönemde bulunamadığı için hakim bir anlamda yani bu benim kanaatim tabii ki vicdanına yenik düşüyor. Evet. Ve Rukiye de çocuğu evet. olduğu için de Rukiye'nin beraatine karar veriyor. Evet, ama tamam. soruşturma devam ediyor biliyorsunuz. 10 yıl önce de bu beraat kararı verildiği için bizim işimiz biraz zor itiraf etmek gerekirse. Hukuken biraz zor ama siz de gördünüz bizler de gördük çok çelişki var. Şimdi iki taraf açısından da çok çelişkiler yani Murat açısından bazı çelişkiler var. İtiraf etmek gerekirse Rukiye açısından çelişkiler çok daha fazla. Rukiye çok zeki bir kadın. Bugün de Rukiye ifadesinde diğer tarafı suçluyor. Rukiye'nin haklı olduğu taraf da var. Rukiye geçen günlerde demişti ki siz normalde diyorsunuz ki bizim babamız genç bir kendisine 50 yaş küçük biriyle evlendiği için evet. Ondan hiçbirimiz onunla konuşmuyorduk diyorsunuz Mercan. Ama yok. Durmuş Ali Bey arıyor bir hafta öncesinden ayın 17'sinde babasıyla 1 dakika 20 saniyelik bir görüşme gerçekleştiriyor. Ben izinle toparlayayım hep dinleyeceğim hepinizi zaten ve obaya geleceğim diyor. Obada bir görüşme gerçekleştireceğim diyor. Fakat sonrasında gitmiyor. Hatta ben Durmuş Ali arayınca kocasını Rukiye ile arasında yani daha Rukiye çok kızıyor. Çok kocasına bir tepki gösteriyor. Aynen. Ne işi var diyor. Ne demek istiyorsa. Neyse ondan sonra dolayısıyla seni baba olarak kabul yaşlı etmediler. Yaşlı olduğu için beni yediremediler. Daha doğrusu bugüne kadar baba olarak kabul etmediler. Burada ne işi var diye aralarında bir gerginlik oluyor karı evet. kocanın arasında. Bir hafta sonra biliyorsunuz şeye gidiyor, Karaman'a gidiyor. Arkasından Mustafa Bacak'la kayınbiraderiyle işte karısını barıştırma bahanesiyle barıştırmak için gidiyor daha doğrusu. Ama cenaze evine gidiyor. Aslında Mustafa Bacak onu oradan talep etmemiş. Bu arada Mustafa Bacak'ın karısına, Veli Karadayı'nın aslında senin kocana kızmasının nedeni senin kocan Yılmaz Hoca, Mustafa Bacak'ın karısına, senin Hatice Hanım'a, yengene aslında muska yapıyor. Muska yapıyor. Ya sen söylüyorsun. Ben nereden bileyim? Muska yapıyor. Muska yaptığı için de Veli Karadayı çok tepki gösteriyor. Biz uğraşmadık uğraşmayız da. Ya olur mu baya yapıyormuşsunuz, para alıyormuşsunuz. Kim dedi? Murat mı dedi? Herkes dedi ben biliyorum. Murat değildir ona. Konuşacağız. Olmadı olmaz da Nilüman. Fatih Kara'nın ismi yani bu Ayşe Kara ile Aydın Kara'nın kardeşi, Aydın Kara'nın abisi Fatih Kara'nın ismi gündeme gelince Fatih Bey ben geleceğim hatta orada her şeyi anlatacağım. Bildiğim her şeyi söyleyeceğim diyen. Fatih Kara dün yayındaki biz iddiaları genç baba Fatih Kara olabilir mi iddiasını gündeme evet. getirdiğimizde Fatih Kara beyefendi çok sinirlenmiş. Bugün Fatih Bey sinirlenmedi aklında demek yine. Ama o dönemde Fatih Kara da şüpheliler arasındaymış yok Orhan Bey. Ya. Ve şüphe zaten bundan da biliyor. O adama biz parasını hayır o dönemde jandarma Fatih Kara'dan da şüphelenmiş. Ya, şimdi Fatih Kara ile Yılmaz Hoca arasında çok anlamlı bir telefon trafiği var. 15 gündür senin işte. Obada genç baba Fatih Kara olabilir mi sorusunu bugün de ama soracağım. Ben hatta Fatih Kara ile ilgili hatta Fatih Kara ile ilgili bir iddia daha var. Onu da konuşacağız. Yıkamadıkları şimdi, bir o kaldıydın ona da çevirsinler. Dur bakalım göreceğiz. Pazar ertesine ne dönecek ben merakla bekliyorum. Ben de her gün merak ediyorum. Bekliyorum döndürüp dolaştırıyorlar. Koya döküyorlar. Ya koya her şey tamam da bir silah bulundu da. Asıl silah nerede? Silah nerede?
Asıl silah bulacak işte, katil bulacak. Bir bulunan silah asıl silah mı acaba? Ne bilmiyorum, ne düşünüyorsun? Ben. İnşallah asıl silahtır yani, gerçek silahtır. İnşallah. Yani inşallah o gerçek silahtır yani. İnşallah yani kurban olduğum Allah'ın adaleti varsa göstersin ya Rabbi benim. Cansu günlerce kayıptı, ailesi burada, Sabriye Hanım annesi, babası Musa Bey. Allah'ım kurban oldum Allah'ım. Neredesin ya Rabbim? Yüce Rabbim bana yardım akşam, et. Akşam otelde Elveda Hanım'la beraber kalmayı benim tercih etti. Benim evimi yuvamı o günlerde birlikte aldım da sızılak mı öğrensin? Dur sakin ol, dur Cansu'nun derdini. Hatta Cansu'yla beraber... Cansu nereye gitti, neye oturtmadınız? Getireceğim, Cansu buraya gelecek. Hatta Ali Boraz'ın yanında Özlem'in de olduğunu biz biliyoruz. Ama Özlem de diyor ki ben orada zorla tutulmadım diyor. Yani Ali Borazan Cansu'ya dün her şeyi anlatmamış Cansu bize. Cansu'nun bugün anlatacakları var. Bütün perdeyi tamamen aralayacak, yaşadığı her şeyi anlatacak. Sonra ne yapacak gerçekten çok merak ediyorum. Aslında biliyor musunuz Mustafa Bey, siz de Ali Borazan'ın evine gitmişsiniz. Gittiniz mi? Bir gece gittim, Cansu yok dediler bana. Ben kendim girmedim ama. Ama arkadaş... ben bunu nereden öğreniyorum? Yayında hiç söylemediniz gittiğinizi. Evet. Arkadaşlarım gitti, ben kendim gitmedim. Ya siz gitmişsiniz. Ya karı koca da bir şeyleri saklıyorlar. Niye saklıyorsunuz? Yok, hiç bir şey saklamıyor. Yani çünkü Ali Borazan'ın annesi de diyor ki Mustafa Bey buraya geldi gitti diyor. Gitmişler, ben duydum kendilerinden. Ay evet ya. Neyse dünü bir hatırlayalım, o kavuşma anlarını bir görelim. Sonra Cansu kızımızı buraya davet edeceğiz. Rukiye'nin yanına oturtacağız. Kıza iyi davran. Bak o genç kız bana emanet. Tamam. Sen de öyle de. Sen bana emanet edersen ben sahip çıkarım. Hadi bakalım. Ama dün hatırlayalım, sonra Cansu'yu davet edelim. Didem Arslan Yılmaz kayıp Cansu'yu buldu. Stüdyoda gözyaşları sel oldu. Cansu burada. Geldi mi? Allah'ım duaların kabul oldu. Güzel Allah'ım Rabbim. Çok teşekkür ederim. Didem Arslan Yılmaz. Ay rica ederim. Çok şükür. Eve geldin de öyleyim. Eve geldin de öyleyim. Sakin ol. Sakin ol. Merhabalar. Orada karşıda kim var? Yok hayır. Kim onlar? Yani onu yapmadılar bana. Annelik babalık yapmadılar mı? Hayır. Ya bu olsun. Cansu gerçekleri tek tek açıkladı. Katilesin. Ben açayım her şeyi artık. Ben açayım. Burada yalan konuşmana mı açıksın? Ben hiç yalan konuşmadım Cansu. Sen beni koşturup... Şu vicdanın rahat mı? Rahat ben. Ben rahat olmasaydım rahat bu çıkmazdı. Kekeliyorsun, rahat değil. Gözlerimin içine bakmıyorsun. Bu ben gözlerimin içine bakıyorum. Seni iki tane görüyorum şimdi. Şu anda iki tane. Sen bana yapıp buraya çıkıp kanallara bu kadar yalan konuşup o insanları da bu kadar yorup... Ali bana alıştırdı. Suçlu ailesi mi yoksa dövmeci Ali mi? Bunun yanında olduğu için dedim. Devamlı sana pislik gelecek dedim. Ben orada bunları biraz önce duydum. Satıyormuşum ben. Madde sana sattırıyor. Yasaklı madde sattırıyormuş Ali Boraz'a. Öyle bir şey asla yok. Beni tanıyan insanlar çok iyi bilir. Öyle bir şey asla yapmam zaten. Yüzük takmışsınız. Evet, yüzük takma gibi bir olay oldu. Hı. Ama sonrası kendisi değişmeye başladı bu sefer. Başka kadın falan getirdi. Evet. O kadına... Şöyle ihbarlar var. Başka kadın değil, başka çocukları da oraya getirdiği ve onlara yasaklı madde sattırdığı. Doğrudur. Sana da... Ha, onlara yaptırdı mı, sana yaptırmadı mı? Yapmam çünkü. Özlem'i birçok kez kemerle, boruyla ve silahla dövdü. Sen de o sırada. Bana da dövdü. Seni de mi dövdü? Beni de dövdü. Ben o günden sonra kaçtım zaten. Cansu'yu davet edeyim mi? Cansu'nun daha evet. Dün bize anlatmadıkları. Bence Sabriye Hanım, Mustafa Bey, daha sizin de anlatmadıklarınız var. Yok, ben her şeyi anlattım. Ben söylüyorum ya Allah aşkına, bak gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Sabriye'cim hatalar yapmışsın abi, annesin, öyle ya da böyle annesin yani. O çocuğu büyütmüşsün ama sonrasında hatalar yapmışsın. Ya annenin dediği gibi geçirdiğin hastalıktan mı neden bilmiyorum ama yok, o çocuk kendisini çok ihmal edildiğini düşünmüş. Her dediğini yaptı zaten. Her dediğini yaptı. Şunu istiyor dedi, yaptı. İşte onu o da bir ihmal Sabriye Hanım. Her dediğini yapmak ya. Da bir ihmal. Ama Cansu da yalan konuşuyor bir anda. O mu yalan konuşuyor, sen mi yalan konuşuyorsun? Ben yalan konuşmuyorum, hepsini söyledim ben. Ya annem bile diyor ki Sabriye doğruları söylemiş. Yalan ben söylemiş. Ne söyleyeceğim doğru, ne vardı? Ne saklıyorum acaba? Ben çok merak ediyorum. Sen saklıyorsun, ya, saklıyorsun. Ali Boraz'ın evine gittiğini daha sakladınız. Mustafa gittim, sen de gittiğini sakladın. Cansu'cim. Uydur anne, uydur. Hayır, kocan söyledi. Uydur, telefonda tamam. Söyledi. Ben? Ben
sizin yanınızda değilim. Ben Denizli'de duruyorum. Sizin yanınızda değilim. Hiçbir şey demeye hakkın yok. Yeter yani, yeter. O telefonda söylediklerini söylemiyorsun. Yeter, ben buraya kızımı vurmaya çıktım. Senin dördünü çekmeye çıkmadım yani. Bir dakika, yeter. Sakin olun. Yeter, yeter. Ben şimdi anlaşamayacağım. Bir dakika, sen ağzını kapattın. Birbirine konuştuk. Kayınvaliden hakaret etmek de olmaz yani. Terbiyesizlik yapma. Yeter yani. Tamam. Anne, geldiğinde sen bana geldiğini söyledik. Benimle, ailemle uğraşma, yeter. Ya bir şey söyleyeyim. Bir sakin olun. Tamam, tamam. Hayır, bir sakin olmanızı rica ediyorum. Bakın zaten sorun çok büyük. Bir dakika Elveden, size ne olursa hakaret etmeyin. Bir şey söyleyebilir miyim? Cansu'yu çağırıp öyle konuşacağım. Cansu değil. Annemin evinde de şiddet var. Annemin gelinin saçını kaç defa oldu? Seni de şiddet ettim. Cansu'yu şiddet. Herkesi şiddet var bende. Allah Allah. Gelinin saçını kaç defa yedin. Şimdi Cansu'yu istiyorsun. Ben Cansu'yu tamam, sana tamam, vermeyeceğim tamam. Sakin ya. Olun. Bir sakin olur musunuz Evveda Hanım? Sen şiddeti kocanla bul. Yanında oturan da bul. Telefonu konuşsun, gacın benim evdeydi. Elveden rica edebilir miyim sizden? Yeter, çok rica ediyorum. Ediyorum. Bak, sen de güzel bir ismin var. Konuşsun herkes. Ama... Suyu çağıracağım, can suyu çağıracağım. Can... Tamam, bir sakin olun ya, bir sakin olun. Cansu nerede arkadaşlar? Cansu ne oluyor böyle? Ben de bilmiyorum. Ha? Ne güzel yengeyin. Ne güzel olmuş değil mi bugün? Güzel olmuş oluyor. Geç bakalım oraya. Ha? Hep böyle annenle anneannen böyle tartışır mıydı ya? Teşekkür ederim. Tamam. Hep annenle anneannen böyle anlaşamaz mıydı? Ne oldu? Anlaşamazlar böyle birbirlerine yerler hep. Yani olmadık kavgalar çıkartırlar. Kendi aralarında sürekli kavga eder. Aynen. Yani herkese böyle genellikle benle olsun. Annen mi kavgacı? Tamam. Yani çıkartıyor sonra öteki tarafta karşılık vermek zorunda kalıyor. Yani... Doğal olarak. Bir şey soracağım. Yani doğal olarak herkes hakkını savunmak zorunda değil mi? Tabii ki de. Rukiye bir sakin ol canım. Rukiye de yardımcı moderatörlük yapıyor maşallah. Evet maşallah. Bir olay aydınlansın. İşte... Suçsuz olursan yanımda oturtacağım seni burada. Bir ay yayın yapacağım. Suçsuz olursan ama. Sonra ben olmaz. Ha, ben suçsuzum elhamdülillah. Allah biliyor beni. Allah biliyor bence çok de. Şükür. Bak bugün günlerden cuma. Cansu gerçekten samimiyetle merak ediyorum. Yani senin annenle arandaki kopma meselesi. Yani ne zaman ilişkileriniz koptu? Ne oldu da bu anne kız bu noktaya geldiniz abiye? Ne zaman ilişkilerimiz koptu? Sürekli kendisi bağıran bir şey. Onu yapma, şunu yapma, şurada otur, öyle konuşma. Yani sürekli emir kipi. Benim sevmediğim şey emir kipidir her zaman. Hiç sevgiyle yaklaşmadı mı sana hiç? Hayır, yaklaşmadı. Bunu komşular da dile getiriyordu sürekli zaten. Yani olan bir şey. Sürekli bağırıyor. Niye acaba Sabriye Hanım? Şöyle bir şey. Bugün bir kahvaltı ettik bir gün. Bu hazırlama başladı. Ben bunun gideceğini biliyordum. Maddenin içeriğine. Cansu benim saçlarımı doladı. Dövdü. Ben 3 gün yataktan kalkamadım. Ha, Cansu sizi dövdü. Beni dövdü Cansu. Ben dayaklı yedim. Evet ben bunu kabul yedim. Ediyorum. Bir dakika dinle tamam dinleyelim. Evet. Ben bunu kabul ediyorum. Doğru bir şey çünkü. Ben göndermek istemedim. Neden bunu annene yaptın peki? Ona yaptı bana. Herkesi duydu. Çünkü maddenin etkisinde miydi? Açıkladım. Hem maddenin etkisi hem de ben ona açıkladım. Ne dedin? Derim ama ki olmaz geleceğim. Yani. Dövdü şu dizlerimin üstüne oturamadım ben ya. Saçlarımı darayamadım. 3 gün boyunca o saçlarım acıdı. Annem onu savunuyor daha. Sen bana söyledin mi bunları? Ama. Hiç konuşma. Ama sen yanındakini savun. Sana hiç konuşma. Bir şey diyeyim. Tamam, sen iki de bir bağırıp durma ay, tamam mı? Sen de bağırma artık. Cansu açıklasın bu olayı burada kapatacağım zaten. Ben ağzını açmayakın yok senin. Tamam. Sen ağzını açma artık. Hakkın olsaydı kaç günlerdir konuşurdun şurada. Bir şey sen ağzını açma artık. Kapat sen artık. Bir, şey size, bir dakika bir şey rica edebilir miyim? Yani sizin susmanız yani şimdi Cansu'nun konuşma zamanı. Ama Cansu annesine bunları nasıl yaparsın ya, Cansu? Ya 3 gün boyunca saçımı darayamadım. Acıdı acıdı ya. Böyle zaraktan gelince topuzluğa elime geliyordu. Ben şu şey yasaklı zamanım. Maddenin etkisinde olmadan önce de ben öncesini merak önce. Ediyorum. Yasaklı maddeden önce. Öncesinde hiçbir şey yoktu. Ha. Yasaklı maddenin etkisiyle bunları yaşamaya başladık diyorsun. Ben bunları yaşadım ama yasaklı madde kullanmamın sebebi de ve evden kaçmamın sebebi de aileden gelen bir şey bu. Doğal olarak durduk yere hiç kimse evden kaçmaz. Yani. Ne oldu da o evde evden kaçmak istediğin? Huzursuzluk, sevgi yok, bir şey yok. Çünkü tartışma mutluluk mı var? Yok, aile ortamı zaten yok. Yani.
Bana bir tarif eder misin? Aile ortamından sen ne anlıyorsun? Aile ortamı yok derken baban ne yapıyor? Annen ne yapıyor? Zaten babam işe gidiyor. Akşam geliyor. Zaten annemle vakit geçirmiyorum. Babamla geçirmiyorum. Annen nerede o sırada peki? Evde sürekli bir şeyler yapıyor. Uğraşıyor. Kavga ediyorlar o sırada tabii birbirleriyle. Anladın yok. Hayır. Babam İlk o zaman olmuyor. İşte oluyor. İşte oluyor. Yani hiç daha çok kardeşinle mi ilgilendi annem? Daha çok kardeşimle. Erkek kardeşinle ilgilendi galiba. Sen o arada o doğduktan kaç yaş fark var aranızda? Kaç yaş var? 12 yaş. 12 yaş falan var. Kucağıma aldım 12 yaşındaydı. Çocuk da o zaman kardeşin doğduktan sonra İki galiba problemler oluyor. Sen ihmal edilmeye başlıyorsun ya da sen öyle hissediyorsun. Ya öyle hissetmekten kastım zaten konuşma tarzı bir. Yani bir insanla hem emir kipini sevmiyorum. Mesela yap demek değil, yapabilir misin, yapar mısın? Ve hep böyle rica etse... Hep hırçın annen, hep böyle şey. Aynen öyle. Tamam şurada bir kelime diyeceğim. Bu Cansu ne zaman değişti biliyor musun? Perşembe pazarında bir tane bayan vardı. Cansu'yu o değiştirdi. Perşembe pazarında bir kadın varmış. O değiştirdi. Cansu ondan sonra dinlemez oldu. Onun sözünü gitti. Ben kaç sefer Perşembe pazarındaki kadının Dinle. İsmi neymiş onu bir sorabilir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O Çünkü öyle bir kadın yok. Kovdu. Perşembe pazarına gidip de orada da röportaj da yapabilirsiniz. Öyle bir kadın yok mu? Vardı. Yok. Yok. Vardı. Yoktu. Bak gitsinler röportajla yapsınlar. Hayır açıklansın ben burada kötü olmayacağım. Ben kim o kadın sonra kızının zaten. Gözüne bakarak evet. O kadının adını da verir misin lütfen? Adını bilmiyorum. Ben oradan alıp geliyordum. Sen beni orada ne rezil Orası ediyordun Orası dediniz ne diyordun. Sabri Hanım bir ev mi iş yeri mi ne? İş yeri park. Onu söyleyin ne iş yeri orası? Kafeterya. Belediyenin kurduğu bir kafeterya. O zaman hatırladın mı? Belediyenin kurduğu bir kafeteryada kim var? Bir kadınla mı orada samimi oldun? Evet. Hayır olmadım. Oldum. Ben insanlarla sıcak... Ben insanlara sıcak davranan birisiyim zaten. Evet. Ya ben onu öyle algıladı. Keşke, bak keşke ben o ablanın yumarasını alsaydım. Sen bana sıcak davransaydın ben de sana sıcak davranırdım zaten. Çok yalan konuşuyorsun. Nerem yalan konuşuyor ya Allah'ım şahit ya. Bak mahalleye git o perşembe pazarından Cansu uzaklaştı. Bak mahalledekinin hepsinin röportajını alırım. Burada açıklarlar senin ağzın açık kalır hiçbir şey diyemezsin burada. Kimi diyeceksin? Ceren'i bağla herkesi bağla ya. Ben seni perşembe pazarına mesela getireyim. Mesela senin komşuların ne diyorlar? Sabriye şu kıza birazcık sevgi göster. Alakadar göster. Hayır. Anne kız gibi ol. Bağırıp durma. Kızı uzaklaştırma kendinden. Konuş. Bak cidden Didem. Bir kadından o zaman bir ilgi görünce onu annen yerine mi koydun? Bilmiyorum. Ya anne yerine değil de daha çok. Neden ola acaba ayrılmıyordu Sabriyeciğim? Aa bak şöyle. Bak ben Cansu'dan yana pozisyon alıyorum. Hep annelere falan. Benim anneler bir anne benim için şu yani herkes için öyledir Tabii de. Tabii ki de öyle. Ama ben yani kızları da anlamak lazım. Bir çocuk gidip başka bir kadının yanında bu sıcaklığı arıyorsa senden görmüyor Aa, demektir ya Sabriye ya. Erkek de topluyordu. Ne yapıyordu? Erkek topluyordu masaya. Yani bir tane seracı var abla. Kim o kadın? Öyle bir şey yok ben görmedim. Öyle bir kadın. Seni masadan kaldırdım. Cansu buraya gel dedim. Git eve dedi. Otur dedi. Ben buradayım dedin sen. O kızın adına... O zaman erkek var mıydı? Kamera görüntülerini o kafeden vardı. Çıkartırım. Bak. Hangisiyle? Birisi kocasıyla, birisi de eşinin arkadaşıyla. O kadın dedi ki bundan uzak tut Cansu dedi. O kadın iyi kadın değil dedi. Seni doldurmuşlar. Sen her diyene yalan veya doğru kabul edersen. Sen hep böyle gel. Ben gözümle gördüğüme mi inanayım sana mı inanayım ya? Neyin ayrılmıyordun kadının peşinden Merdan? Çünkü konuşma tarzı bende samimiyeti iyiydi. Seni maddeye alıştırmadı değil mi o insan? Hayır asla. Böyle bir şey cidden yok. Ben şey söyleyebilir miyim? Söyle tabii. Ne Dışarı gitmez değil mi sesin? Bir ses almak mı istiyorsun? Peki evet. Peki bir 10 saniye, 5, çok kısa sevgili izleyiciler. Yani belki söylenebilecek bir şey bilmiyorum. Hayır, bir karar vereceğim. Bir şey değil. Tavsiye. Şöyle söylenmeyecek bir şey değil, izleyicilerim de duysunlar. Yani uygun giyinmiyor. Yani kıyafetle insanları yadırgamamak lazım ama açık kıyafetler giyiniyor. Ben açık ve net sorayım. Ben açık ve net sorayım sana. O kadın, yani o kadın seni maddeye alıştırdı mı? Hayır. Seni erkeklere pazarladı mı? Hayır.
böyle bir şey asla ne yok. Zaten izin orada? Vermem. Zaten izin. Oturup sohbet mi ediyordun? Evet, oturup sohbet ediyordum. Zaten çocukları vardı. Tamam, gelelim, çok konumuz var. Gelelim, sen ilk 15 yaşında kaçmışsın, 2 gün evet. İzmir'e gitmişsin ve sokakta kalmışsın. Evet. Doğru. Niye gittin peki o zaman? Ne oldu? Yine evde tartışma ya, mı oldu? Ya şöyle bir şey. Sokakta kalacak kadar evde kalmak istememişsin. Hayır. Şöyle bir şey. Şaşırabilirsiniz buna. Ben İzmir'i hiç görmemiştim. Tamam. Ve çok merak ediyordum. Cidden merak ediyordum. Çocuğum zaten. 15 yaşındasın. Annene falan babana söylemedin beni İzmir'e. Yani... Ya birçok kez söyledim. Evet. Onlar hastaneye gittiği zaman falan gidiyorlardı. Beni götürmüyorlardı. Zaten hastane gibi yere gidemem. O doğru da. Sen gezmek için mi İzmir'e gittin? Evet. Peki sen annene babana söyledin mi? Ben oralara gitmek istiyorum, görmek istiyorum, beni götürün de dedin söyledim. Mi? Söyledim. Ne dediler? Hayır, şu anda olmaz. Sen de meraklısın. Meraklı bir çocuksun anladığım kadarıyla. Çok meraklıydım. Ya anladım da gitmesin ama sokakta nasıl kaldın? Allah'ım Cansu. Sokakta kaldım. Zaten korkumdan sonra karakola gittim, kendimi ihbar ettim. Şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Bir gece mi kaldın, iki gece mi kaldın? Bir gece kaldım. Nerede kaldın İzmir'de sokakta? Parkta sabaha kadar dondum. Donarsın tabii. Aylardan ne? Kış mı? Bahar mı? Kışındı. Kışındı. Uyudun mu? Uyuyamazsın. Uyumadım ki zaten. Uyuklu uyuklu bir kaldım. Ama parkta her şey olabilir. Şöyle küçük bir parktı. Evet. Yani. Neresinde park? Neresindeydi? Bu fuar alanı falan var biliyorum. İzmir'de. Ha, bankın üzerinde mi kaldın? Bankın üzerinde mi oturdun? Aynen, bir kaydırakların tepesine falan çıktım sonra. Biliyorsun ama niye? Sinirden mi biliyorsun? Normal mi? Yok, hayır. Çocukluk şeyim ya. 15 yaşındasın. Çok küçük ya. İlk kaçtığı zaman mı? Yaz günüydü. Ben biliyorum, kapının eşinde sabaha kadar eşinden oturdu. İlk kaçtığın gün yaz günüydü. İlk kaçtığım değil, ikinci kaçtığım yalnız. İzmir'den karakoldan alıp İzmir geldim. İşte. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin bu yani normal değil ve doğru da değil bu yani. Şimdi pişmansın herhalde bunu yaptığın için. Ya tabii ki de pişmanım. Hı-hı. Kimse kaçıp istemez. Evet. Bunu söyleyelim. Bunu söyle çünkü. Bunu söyle. Ben bunu rahatça söylüyorum. Cidden bak, herkese söylüyorum burada yani. Yani kaçmayın. Durduk yere cidden kaçılmaz. Ben durduk yere kaçmadım ama. Neden? Annem baban yüzünden gitti. Evet. Peki sokaklarda ilk kalışın bu değil galiba. Her gittiğinde sokaklarda mı kaldın, birilerine sığındın mı? Bazı zamanlar evet kaldım. Sokakta kalmak zorunda kaldım. Çünkü kimseye güvenemiyordum. Kimseye güvenemiyordun. Hala daha güvenemiyorum. Güven problemi şu an bende zaten sıfıra indi. Şimdi Koray Sarı'nın yanına gittiğinde, tanıştığında onunla kaç yaşındaydın peki? Koray'ın yanına. Koray'ın Sarı'nın yanına gittiğimde 16-17 falandım. Çok küçüksün o zaman. Bir sene, iki sene sonra, bir sene sonra falan Koray'la tanışıyorsun. Aynen. Bu arada Koray'a yardımcı oluyorsun. Eşi hamile. Fatma galiba eşinin adı. Aynen, eşi... Fatma hamile. Peki Koray Sarı'dan siz haberiniz. Hayır. Annen anlattın mı? Yok mu? Şöyle çocuk izlenim bak. Şimdi bana sakın söyleme. Dur bir dakika. Bir dakika dur. Hı. Çocuk izlenim merkezine geldin. Koray Sarı'yı öğrendin. Beni orada... Kamera karşısında kapalı bir yerde gözlemci, avukat ve yanımda polis olarak sorguya alındım. Sen ne biliyorsun bunu? Niçin alındığımı da biliyorsun. Yok muydu haberin? Ya sen bir kere sakin olur musun? O zaman ben şimdi açıklama yapma. Didem adım sana sorduğumda vardı haberim diyeceksin. Ben yoktu demeyeceksin. Ben bir şeyler söyleyeceğim. Ben bir şeyler söyleyeceğim. Var mıydı yok muydu Sabriye? Karakolda öğrendim zaten ben. Koray Sarı'dan olduklarını. Bak varmış işte. Ben karakolda önceden bilmiyordum. Öncesini sormuyorlar ya, Sabriye Hanım. Şu ana kadar böyle birini biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz diye soruyorlar. Ondan önce bugün yolda oturuyorum. Ya Sabriye'cim biliyor muydun, bilmiyor muydun canım ya. Bir öz eleştiri yap. Kızım kusura bakma de. Öğrendim ama buradan söyleyemedim de. Utandım de. Yani duygularını bir paylaş, bir paylaş. Duyguları paylaşmak. Kötü bir şey değil. Bazen insanlar bu durumlara da düşebilirler. Biz empati yapıyoruz. Seni yargılamıyoruz. Bak biz burada kimseyi yargılamıyoruz. Seni de yargılamıyorum kızım. Seni de yargılamıyorum. Ben benim kızımdan küçüksün. Yani sizi yargılamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Yaşadıklarınızdan insanların ders çıkarmasını istiyor. Bu program niye var? Allah aşkına insanlar çocuklarına, kızlarına sahip çıksınlar ve yaşadıklarından ders çıkarsınlar. Ben sizin yaşadıklarınızdan, senin yaşadıklarından, Rukiye'nin yaşadıklarından yemin ederim Allah yani ne yani kutsal kitap üzerine yani yemin ederim ya yani namusum üzerine yemin ederim, vicdanım üzerine yemin ederim dersler çıkartıyorum. Her yolda gittiğimde sizleri düşünüyorum. Zaten. Bu program ya gerçekten çok acı şeyler yaşıyorsunuz. İnanılmaz
şeyler yaşıyorsunuz. Kimse ama yaşasın istemiyor. Yaşıyorsunuz. Bazen bana soruyorlar, diyorlar ki o gerçek mi? Rukiye gerçek mi? Vallahi gerçek. Vallahi gerçek. Sizin gibi, benim gibi insanlar ama yaşamışlar. Hayat onlara her şeyi gösteriyor. Maalesef gösteriyor. Öyle. Senin kızın da bunları yaşadıysa bu seni küçük düşürmez. Bu seni yani... Paylaş duygularını ne olur Sabriye. Yok, ya. Yok canım, ben onun tedavi olmasını ya kızının orada, istedim. Kızının yaptırdım. Orada boğazına bıçak dayamamış mı senin bu Koray Sarı? Evet. Boğazına bıçak dayamış. Sen bunu orada öğrenmişsin. Bunu bize neden söylemedin ya? Hayır, ben bıçak dayadığını bilmiyorum. Aa. Hayır. Bilmiyor mu? Bilmiyorum. Ben açıklama yapmak istemiyorum. Ben bilmiyorum. Karakolda da duymadım. Çünkü, bir daha Cansu'yu dinleyeceğim. Ha Cansu'cum ya. Çünkü psikolog eşliğinde benim ifadem alanında çocuk izlenim merkezine ÇÖDEM'e gittim ben. Evet. İzmir'de biliyorsunuz. Hepsini biliyor yani. Yani o da vardı. Sabaha kadar nezarethanede benim yani karakolda bekledi. Nezarethaneye almadılar beni. Odada bekledi. Ve sabah onun için gideceğimi de biliyordu. Bilmiyordum. Biliyordun. Ben hastanenin adını da bilmiyorum şu anda. Polisler eğer bağlanabiliyorsa söylesinler, biliyordum. Vallahi yani. Ben hastanenin adını da bilmiyorum. Şimdi gelelim, diğer mesele. Seni bir odaya aldılar. Ali Borazan'la ilgili sen de biliyorsun, Mustafa da biliyor her şeyi. Ali Borazan da o sırada Koraylar'la arkadaş. Evet. Sen tabii ki, ben senin işte sana baktım, sen hamilelik sürecine sana bak, senin çocuğuna sonrasında baktım diyorsun Fatma'ya. Ama kocan da bana bunları yaptı, Koray da bana bunları yaptı, evet, deyince karısı Fatma Ali Borazan'ı çağırıyor, seni de öldürtüyor. Neden? Şöyle bir şey. Ali Borazan'la Koray mı arkadaş? Ali Borazan'la Fatma. Şöyle bir şey. Koray'ın karısı da yapıyor bu işi, yasaklı maddeyi. Fatma Hanım. Evet. Ali Borazan'la birlikte mi çalışıyorlar o zaman? Hayır, Koray'la birlikte çalışıyor karısı. Peki Ali Borazan'a seni dövdürtüyor Fatma? Şu, dayak yedikten sonra çocuk izlerim merkezinden çıktıktan sonra Koray'ı alıyorlar içeri. Ben şikayetçi olduğum için. Sana kim dayak attırdı? Dayak attırma daha sonra, geleceğim şimdi evet, oraya. Evet, peki. Ondan sonra ben Ali Borazan'la birlikteyken Fatma Ali Borazan'ı arıyor. Diyor ki Cansu hikayesi ifadesini geri çeksin. Ama tanışıyorlar demek ki. Evet, tanışıyorlar. Onu merak ediyorum ben. Ya Koray da Fatma da Ali Borazan da tanışıyorlar. Aynen, tanışıyorlar. Tamam, evet. Zaten ödemiş çok küçük bir yer. Evet. Sonra Ali Borazan geldi yanıma. Ali. Dedi ki ifadeni geri çekeceksin. Şimdi adliyeye gideceksin. Ben dedim gitmeyeceğim. İfademi de geri çekmeyeceğim. Sen Koray'ı şikayet ettiğin için... Evet. İfadeni ben ifademi geri çekersem cezaevinden Koray çıkacak. Çekemez ki, küçük ama. Şimdi yaşın küçük değil mi o tarihte? Evet. Yaşı küçük. Ama ben kendim şikayetçi olduğum şimdi, için yok, ona kendin bakıyorlar. Kendin de şikayetçi olsan Çin'de de velinle birlikte şikayetçi olduğun için aslında orada annenin babanın şikayetini geri çekmesi gerek. Yani boş boşuna baskı yapmışlar sana. Şöyle bir şey açıklayabilirim. Bu durumda sizin bunu biliyor olmanız lazım. Biz hikayeyi bir öğrenelim. İzninizle bir hikayeyi bir öğrenelim, ondan sonra o detaylara geçeriz. Evet, sonra? Yalan ifade olarak yalan söylediğimi söyledim adliyede artık. Ve Koray da çıktı cezaevinden. Evet, yalan ifadeden bu sefer kendim dosya açıldı bana. Peki Ali seni ne zaman dövdü? İşte adliyeye gitmeden önce, ben gitmeyeceğim deyince, ona karşılık verince o da bir tane tokat geçirdi. Ve gözümün gözüm müydü? Bu tarafım neydi? Mosmordu. Peki seni böylesine döven bir insanın yanında neden 3-4 ay kaldın? Kaçtım, sonra beni tekrar buldu. Tekrar şiddet. Seni tehditle mi geri aldı? Hayır, bulduğu gibi aldı götürdü beni. Yanında silah olduğu için korktum. Yani küçüktüm. Ha, silahla tehdit etti seni. Yani sen kendi rızanla Ali Borazan'ın yanında 3-4 ay kalmadın o zaman. Yani kalmadım. O ilk dayaktan sonra kalmadım kendi rızamla asla. Fatma Hanım da diyor ki işte şey, nişanlılardı, ellerinde parmağında yüzük takmışlardı diyor. Evet, takmıştık. Ama o bana dayak attıktan sonra, hatta ben yüzüğü de çıkardım. Yüzüğü de takmadım bu sefer. Hatta Fatma Hanım başka şey söylüyor. Annesi diyor ki bu arada Ali Borazan şu anda ekiplerimiz size yakın bir yerde ama canlı yayın teklifinde bulunduk. Biz tek taraflı yayın yapmak istemiyoruz. Herkesi dinlemek istiyoruz. Tabii sizin yanınıza yakın bir yerde. Şu an yayını da takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Hakkınızda birazdan çok daha ağır iddialar olacak. Özellikle Özlem'le ilgili, Özlem'i de dinleyeceğim ilerleyen dakikalarda. Özlem'i de orada zorla tuttuğunuzla ilgili Cansu'nun da öyle ifadesi var.
var. Dün de onu söyledi. Şu anda Cansu'nun anlattıklarıyla ilgili de siz cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama annenize yaptığımız röportajı ekrana getireceğim. O yüzden yayın davetini kabul ederseniz ekibim de yanınıza gelecek. Bütün iddiaları tek taraflı yapmak istemiyorum. Ama sonuçta seni neden silahla, ya insan sevdiği birini silahla yanında tutmak istemez, onu kullanıyorsa yanında tutmak ister. Sana ne yaptırıyordu Ali bu yüzden? Şöyle dedi, bir kere benimle yüzük taktın dedi, bir daha geriye dedi, ben istesem dedi çıkartabilirsin dedi, beni bırakabilirsin dedi. Ben istemedikçe dedi beni bırakamazsın dedi. Bu sadece yüzük meselesi değil ama Cansu, ben buna inanmıyorum. Sana ne yaptırtıyordu bu adam? Bana hiçbir şey yaptırmadı. Bu kesin ve net, cidden. Teklif etti mi? Hayır. Ama beraber kullanıyorduk diyor yayında. Beraber kullanıyorduk, evet. Yasaklı maddeyi maalesef. Ben onun yanında kullanıyordum. Sana temin de ediyordu. Yani getiriyordu sana sonuç yasaklı, evet, maddeyi. Getiriyordu. Yani seni tedavi ettirmek gibi bir şey girişimde oldun mu? Girişimde bulundun mu hiç? Hayır. Olmadı. Sürekli seni sana yasaklı madde getirdi. Evet. Zaten evin içinde de gelen misafirlerine veriyordu. Ne? Nasıl bir ev burası ya? Ev değil ki o zaman. Bambaşka bir yer değil yani. Değil zaten. Kim kalıyordunuz orada? Annesi Fatma? Annesi Fatma vardı. Özlem vardı. Hı-hı. Çocukları falan öyle. Sen geldikten ne kadar süre sonra Özlem oraya geldi? Zeliha Hanım'ın kızı. Ben geldikten ne kadar süre sonra geldi? Bir buçuk ay sonra falan olması lazım. Bir buçuk ay sonra. Bir buçuk ay sonra onu getirdi. Sana yüzük takıyor, bir buçuk ay sonra da onu getiriyor. Evet. Biz yüzük taktıktan daha sonra getirdi onu. Aha. Daha önce getirmedi yani. Getirseydi zaten asla kabul etmezdim. Allah Allah. Şimdi Ali Borazan neden, birkaç kez sen Ali Borazan yanına kaçmışsın geri gelmişsin. Kaçmışsın geri gelmişsin galiba. Hep seni zorla birkaç defa eve geri getirdi seni. Öyle söylüyor. Yani sen diyorsun beni tehditle silahla geri getirdi diyorsun. Kaç defa oldu? Kaç defa oldu? Bir defa getirmiş. Bir defa getirdi. Bir kez mi öyle tehditle geri getirdi? Evet. İkinci kez geldiğinde zaten, hı, ikinci kez kaçtım. Hatta çocuklara söyledim. Hı hı. Bakkala diye çıktım. O yoktu evde. Peki Mehmet Akdeniz diye birini tanıyor musun? Mehmet Akdeniz. Evet. Mehmet diye birini tanıyor musun? Tanımıyorum. Çıkartamadım şu an. Cidden çıkartamadım. Cansu senin doğru söylemediğini, 18 gündür benim yanımdaydı. Kapı komşusuyuz diyor. Mehmet Kim? Mehmet diye birini tanıyor musun? Fotoğrafını Sabri görsen. Sabri sizin kapı komşusu. Ha, pardon. Mehmet diye bizim o tarafta yok. Mehmet Aydeniz. Yok, hayır. Ha? Hayır. Mehmet. Mehmet Aydeniz. Sizin, hı, bir arkadaşınız bizim mı? Bizim. Hayır. Orada komşuların hepsini biliyorum adını ben. Öyle birini tanımıyorsunuz. Hayır, cidden öyle biri tanımıyorum. Aramış, benim yanımda kaldı diyormuş Cansu. Hayır. Tamam, bir araştıralım arkadaşlar. 18 gündür benim yanımdaydı, kapı komşusuyuz. Yani bence de araştıralım. Mehmet'in yanında mı bizim bu yayına gelmiş? Öyle mi söylüyor Mehmet Aydeniz? Akdeniz. Bir bakın onu, bir araştırın. Şimdi annesi Fatma Hanım'la röportaj yaptık. Çok dikkatli şekilde izlemeni istiyorum. Birinin onu, tamam, röportaj yanına ekranlara gelsin arkadaşlar. Dövmeci Ali'nin annesinden şok açıklamalar. Cansu'yu kovdum, tekrar geldi. Cansu bir arkadaşının aracılığıyla geldi. 3 ay 4 ay ancak kaldı. Cansu çok güzel bir insan. Cansu'dan annesinin veya babasının telefon numarasını istedim küçük olduğu için. Vermedi. Kızım küçüksün. Annesi şikayette bulunmuş. Geldiler polisler, götürdüler gittiler. 2 gün sonra tekrar geldi. Evden kovladım. Dedim ki Cansu git buradan. Bak Ali büyük, sen küçüksün. Olmaz, yapamazsınız. Annenler şikayetçi oluyor. Yapma etme. Dedim bana yalan söyledin. Yalan söylediğimin yeri vardı dedi bana. Anne anlatacağım sana. Dedim anne deme bana. Orada kalmayı başardı. Ben yufku yürekli bir insanım. İnsanlara, hele hele bir bayana asla dışarı atamam. Cansu size ne yalanı söyledi? Bana yalan söylediği yaşının dolgun olduğuna. 18 yaşındayım dedi. 2 gün sonra geldiğinde kovaladığımda ağladı. Benim ne çektiğimi bilmiyorsun anne dedi. O yüzden ağlayınca bıraktım. Annesinin sürekli atıştığını, tartıştığını, orada evde rahat etmediğini söylüyordu. Kızım annendir diyordum. Peki kendi annesiyle anlaşamıyordu ama sizinle anlaşabiliyor muydu? Ben Cansu'yla bir kere tartıştım. O da yalan söylediği için, yaşı konusunda yalan söylediği için. Yüzük ne zaman takıldı? Yüzük geldiğinde takıldı, ağladı. Ali'yi sevdiğini söyledi. Dedim ben sevginin önünde duramam. Çünkü sevgi tertemiz bir sevgidir.
Peki o sırada evli miydi Ali Bey? Ali Bey, hayır, eşinden ayrılalı 3 sene oldu. Yüzük takıldıktan sonra çok fazla kalmadı. Torunun barlası söylemiş. O gün gitmeden önce saçlarını boyadı, makyajını yaptı. Bugün çok mutluyum. Ve bir saat sonra da torunumu söylemiş. Barlas, ben gidiyorum, babana söyle. Bir daha eve dönmeyeceğim diye. Ondan sonra da zaten ne gördük, ne sesini duydum, ne kendisini gördüm. Ayrılma sebeplerini bilmiyorum. Giderken çünkü görmedim. Sizinle vedalaşmadan mı gitti? Evet. Bırakıp giderken de yani herhangi bir tartışmamız veya oğlumla tartışması, oğlum uyuyordu gittiğinde. Torunum geldi, dedi babaanne böyle, Cansu ablam gitti, bana da bunu söyledi. Babana söyle, ben gidiyorum, bir daha da geri dönmeyeceğim diye söyledi dedi. Cansu ile bir tartışmamız veya bir şeyimiz yoktu. Peki sizinle olmasa bile Ali arasında bir tartışma olmuş muydu öncesinde? Hayır, böyle bir tartışma yaşamadılar. Aşıklardı dersem yalan olur. Hiç tartışma yaşamamışsınız. Seni hiç dövmemiş. Sana çok iyi davranmış. Öyle bir şey yalan. Yalan mı? Yalan. Hatta seni gözüm, dudağım, kollarım yaralı bir şekilde o haldeydim. Ali'nin annesi yanıma geldi ve bizi ayırdı demişsin ekibime. Evet. Bunu o zaman doğruları söylemiyor Fatma Hanım. Yalan söylüyor. Söylemiyor. Oğlunu savunuyor. Seni silahla mı dövdü? Silahın bu şarjör tarafı yok mu? Kabzı. Tuttun. Aynen. Peki derdi ne sende? Ne istiyor? Senin gitmeni mi istemiyor yoksa? Ben kaçmıştım evden. Beni kaçıp bulduktan sonra eve geldiğim zaman evde arkadaşları vardı. Şahitlerim de var yani beni de dövdüğüne dair. Ama sen bir kez daha yine kaçıyorsun. Ben olayı da biliyorum. Bir kez kaçıyorsun. Tamam. Bir kadın yanına sığınıyorsun. İki kez oluyor bu olay. Tamam. Bir kadın yanına sığınıyorsun. İşte onları da anlatacağım. Hı-hı. O nasıl peki? O nasıl? Evden kaçtım işte. Barlas'a söyledim. Evet. Ben bir daha gelmeyeceğim diye. Kadın bu sefer benim arkamdan iş çeviriyor, ispiyonculuk yapıyor. Sığındığın kadın yapıyor. Kim? Bir kadına sığınıyorsun. Sığındığın kadın kim? Kadının ismini şu anda unuttum. Hatırlarsam ekibime söyleyeceğim zaten. Ali'nin Ali'nin tanıdığı bir kadın mı? Ali'nin tanıdığı bir kadın. Niye, Ali'nin tanıdığı bir kadına niye sığınıyorsun? Ama şöyle bir şey. Kızıyla ben çocukluk arkadaşımla aynı okulda okuduk. Onun yanına gittim yani fazla. O da ispiyonluyor. Ali bu kez yine silahla geliyor galiba. Aynen, silahla geliyor. Evdeydi. Dedi ben markete kadar. Hı-hı. O çıktı. Ben de kapıda o gelmiştir diye markete gitti ya. Bir açtım kapıyı, zaten Ali. Ne yaptı sana? Ben korktum tabii ki de, senin ne işin var falan diye bağırdım böyle. Geçti içeri, oturdu. Silahı koltuğun üstüne koydu böyle. Kendi çapında bir çete anladığım kadarıyla Ali Borazan. Evet. Ondan sonra dedim beni mi vurmayacaksın dedim. Vur dedim, vur kurtulayım senden. Ondan sonra dedi seni vurmayacağım dedi. Böyle. Her neyse sonra da işte ben yüzüğü çıkardım parmağımdaki. Hı hı. Giderken çünkü kalmış parmağımda. Evet. Çıkardım, verdim, yüzüğünü de al buradan git dedim. Gitti mi peki? Ondan sonra sen dedi... Benim dedi tanıdığım insanların hiçbir yerde bu ödemişte barınamayacaksın gibi bir kelime kullandı. Nereye gidersen git dedi, karşına çıkacağım. Nereye gidersen git. Orada kurtuldun mu ondan? Kurtuldum. Peki Özlem geldiğinde annenler o zaman mı gelip seni buldular? Bulma derken? Ya buldular derken annen geliyor kapıya kadar. Hatta Özlem. Özlem var. Yok yok, o Ali'de duruyordu daha. İşte Ali'de duruyordu. Ali'de duruyor. Ali'de duruyordu. Ya, annenler içeride dayak yiyorsun, tehdit de içeridesin. O kadar mı annenlere gitmek istemedin? Ha? Ben sana dedim ki kapıyı çık konuşalım. Ama dedim. Bu, ben dün söylediğim gibi size o kelime söylenmez asla. Sana küfrettiği için seni tehdit eden yerde kalmayı tercih ettin yani. Anneden bak, dışarıdan dayak yersiniz, cidden yersiniz. İzi bir süre sonra geçer zaten. Tamam. Ama sizi büyüten, 9 ay karnında taşıyan bir evladına sen bunu diyemezsin. Ne olursa olsun o senin evladındır çünkü. Ama Ali'nin huyunu duyduktan kere diyebilirim. Diyelim. Sesimi alın, ben konuştum şeyleri, gene konuşayım burada. Diye dede konuşayım. Acıtmıyor artık çünkü seninle olan samimiyetim tamam. Bitti. Çünkü Ali, alacak mısınız konuşayım mı? Sesimi. Hadi yine alın. Peki alın. Ne diyecek merak ediyorum. Alın. Bir dakika bekle. Yapmadım. Hayır.
Tamam. Hadi. Daha onları savunsan beni. Yani ben Cansu şuna o kadar mı? Ne oldu? O kadar. Ben çıkmak istiyorum. Ne oldu? Bak işte bu böyle. Ne oldu Cansu? Normalde acıtmıyor dedi ama hala acıtıyorsun çocuğun canını abi ya. Abi sen anlatmayın. Ya şu kadarcık. Geldiği ya, günden beri var ya. Geldiği günden beri bir güzel laf çıkmadı ağzınızdan ya. Dur ben mi gideyim Bak Sabri acıtmıyor dedi ama söylediklerin hala onun canını kalbini acıtıyor ya. Kadına söyledim zaten. Teyze bunu tutmayın dedim. Ya Allah aşkına ya. Allah ya aşkına ya. Bakın ya kızınız olacak dün buraya yani. Cansu, andan beri bir kere Cansu, bir tane güzel kelime çıkmadı ağzınızdan. Gerçekten. Cansu. Tamam kızım bir halt yedin, bir hata yaptın. Gel bunu aşarız birlikte demedin. Neye kızdın? Görüşmek istemiyorum. Hala kızınla çamkiliyorsun. Biliyorum bir şeyler konuşalım, sana yardımcı olacağız. Tedavine de yardımcı olacağız. Ben cidden içmiyorum, bıraktım artık. Olsun, biz bir doktora götürmek istiyoruz seni. İzin verirsen. Olur mu aşkım? Ya izin veririm yine de çünkü içmiyorum zaten. Olsun tedavi, ya bir bakalım temiz misin? Sen merak etme. Reçete nerede ya? Ay yazık sana. Çok yazık sana. Gel. Çünkü bir kızı daha kurtarabiliriz belki. Gerçekten kendi rızası orada kalmıyorsa birazdan Özlem'i konuşacağız. Ha? Kalk da kızından bir özür dile de. Ya anne sen hiç konuşma. Yazıklar artık. Olsun yani. Sen hiç konuşma. Bir özür dile ufacık çocuktan sen özür dilemesin. Sen hiç konuşma, ben onu düzeltmesine kadar gidiyorum. Düzeltiyorsun daha güzel yapıyorsun. Düzeliyor. Sabriye. Düzeliyor. Bak hala acıtıyorsun. Ya sen hala acıtıyorsun. Sen üzme ya. Ben konuşmayayım. Ben bak, tedavisini hocası yaptıracağım yine. Ben vermeyeceğim sana yaptırır. Onu. Tedavisini de yaptırtacağım. Vermeyeceğim sana. Ama annemde de şiddet var ama. Ha? Annemde de var. Ben ne şiddet varsa doğru söylüyorum çünkü o şiddet. Annemde de var. Doğru söylüyorum. Ya Cansu bırak konuşalım. Annemde şiddet var da kızım diyor ki içim acıyor diyor, ağlıyor orada ya. Umrunda değil bırak, ya. Bak tehdit artık. Gördüğü yerde, dayak gördüğü yerde sana gelmiyor, orada kalmayı tercih ediyor. Tamam, bir ders kalsın. Çıkar kurban orada olduğum kalsın. Sabriye nasıl bir insansın ya. Orada kalsın. Allah'ım kim var dediniz arkadaşlar? Ali Borazan hattaymış. Ali Borazan sizi canlı yayında görmeyi tercih ederdim ama hoca yap hakkınızı kullanabilirsiniz. Sizin sürekli tehditle Cansu'yu orada tuttuğunuz, onu dövdüğünüz, en son karşılığında da yine tehdit ettiğiniz seni Ödemiş'te yaşatmayacağım dediğinizi anlattı Cansu. Sizi dinliyorum. Bunları neden yaptınız kıza? Ben o şekilde tehdit ediyorsam, o şekilde davranıyorsam o nasıl kaçacaktı? Bir. İkincisi bizim evimizin demir parmaklığı yoktu zaten. Şimdi oturduğumuz evinde yok. Hani İstese kaçabilir miydi ya. Ali Borazan yani? Ya kaçmaya ihtiyacı yoktu ki. Hiç dövmediniz mi çocuğu? Hiç dövmedim diyorsunuz. Bakın şimdi ben onun seviyesinde bir genç ya da cahil değilim. Tamam mı? Ben onu bir kere dövmüşüm. O da sebebini söyleyeyim ben size. Sebebi olmaz. Ne demek olmaz? Senin diyor ben anlamadım. Pardon, pardon. Ne kim kimle beraber olmuş? Cansu benim yeğenimle. Senin daha ötesi var mı bunun? Evet, yeğeniyle beraber olduğunu söylüyor. Evet. Bu yalan. Ben size şeyini de vereyim, adresini de vereyim, telefon numarasını da vereyim. Yalan söylüyor. Ne onadır röportaj yapın, gidin konuşun. Bak Ali Borazan önce dedi ki Fatma dövdürtüyor. Fatma'ya işte gidip ifadesini çekmesini istiyorsun Koray Sarı'dan. Koray Sarı ile ilgili ifadesini çekmeyince, mahkemeye gitmek istemeyince ilk çocuğu orada dövüyorsun. Hayır. Bu da mı yalan? Şimdi iki saniye. Yalan tabii. Için, beni zorla Adliye'ye göndermedin mi? Kendisi kalktı. Koraylar bize geldiği zaman dedi ki ben şikayetimi tamam geri alacağım. Zorla ya şikayetini geri aldırmışsın öyle söylüyor. Ya, bana ne almasından bana ne almamasından. Cansu söyler misin zorla mı? Yalan mı söylüyorsun zorla, bize? Yalan. Zorla aldırttı sana. Dövdü. Evet. Ya benim elime ne geçecek ben ona şikayetini geri aldırtsam ne kaybedeceğim sen onunla arkadaşsın iyi geçinmek için aldırtmadın mı bana iken bana yalan söyleme. Tabi. Kendine gel. Bütün delilleri toplarsan var ya bak bunu ya sen de iyi biliyorsun. Topla. Ne topluyorsan topla. Peki ikinci kez dövdüğünde yeğeninle birlikte olduğu için dövdüm diyorsun. Bir kere. İki kez de öldüm diye. Hatta diğer sefer de bir kadının yanına sığınıyor. Kadın da senin arkadaşınmış Ali Borazan. Yok orada dönmüyor. Ya, oraya yanlış. Gel tak mikrofonu. Mert mikrofonu hallediyor. Nasıl? Biliyor musunuz? En son kalkıp gittikten sonra oradaydı. Bana telefon geldi burada diye. Gittim. İnsan gibi konuştuk. Geldi. Baktım hani yüzüne. Birden bitmiş. Peki silahı ortaya koymadın öyle mi? Silahı ortaya koymadın mı? Yaz günü belimde mi tutayım? Ne?
Yani anlamadım. Silahlı yaz günü. Yaz günü mü? Belimde mi tutayım? Tabii ki terliyorsun. Üzerinde gömlek var. Yaz günü olduğu için belimde tutmadım. O yüzden masaya koydum. Hiç görmemiş insan mı? Uzatmış beyefendinin silahı zaten. Cansu diyor ki silah hep yanımdaydı. Ben onu hiç tehdit etmedim diyor. Ne yaptı? Bak şu anda bir yüzde... Ben sahip insanım ben. Sürekli taşıyorum. Ben iyi bir insandım. Ona sahip çıktım. Maddeyi de o yüzden mi sağladın diyorsun Ali Borazan? Sağlamadım. İçmiş. Önceki gün kendini söyledi. Beraber içmişsiniz. Evet tamam, bu sağlamak mı? Sağlama aldı geldi? Daha ne yani? Hayır. Kim aldı evet? Kim? Allah aşkına sapın. Cansu'yu bulduk ama senin yanındaki Özlem'in de orada zorla tutulduğunu söylüyor. Özlem'e ikinizi beraber, bir dakika, sadece o değil, ikinizi beraber odaya kapatıp dövmedi mi Ali Boruz'un? Sen bize öyle anlattın. O sıra bana vurmadı, Özlem'e vurdu ama. Ha, Özlem'e vurdu. Özlem'e niye vurdu peki? Özlem'in kucağında 1 yaşındaki oğlu vardı hatta. Oğlunu da vurmaya çalıştı. Hadi buna yalan de. Evde de o kadar insan vardı. Çocukların hepsini götürdüler hastaneye. Sağlık raporunda hepsinin sağlık raporunda sağlam. Özlem'in o zaman 2 ay boyunca kollarındaki morluk, sırtlarındaki morluklar da mı yalandı? Herkes gördü bunu. Senin evine gelen herkes gördü bunu. Tehdit de mi durdu? Senden korktuğu için olabilir. Ne çıkarım ne menfaatim var bilmiyorum da. O Ceylan'la yazıştığınız, konuştuğunuz... Bir dakika, bir saniye. Ali bir saniye. Ali Borazan, niye dövdü peki Cansu Özlem'i? Niye dövdü? Masanın üstündeki bir şeyi kayınvalidesine, yani Ali Borazan'ın annesine işaret ederken o da yanlış anlıyor. Onu söylemiyor. Söyle diye bağırıyor Ali Borazan da. Özlem'i ikinizi odaya kapatıyor. Aynen. İkinizi beraber. Gözümün önünde Özlem'i dövüyor. Bayağı dövdü yani. Bayağı dövdü. Bir saat boyunca. Bir saat boyunca dövmüşsünüz. Özlem bunu açıklasın. Ben çok istiyorum. Cidden korkmasın annesini yani. Annesini getirir misiniz? Zeliha Hanım da burada. Annesi de burada. Hemen Zeliha Hanım'ı da alalım. Zeliha Hanım gelir misiniz lütfen? Annesi de benim kızım orada zorla tutuluyor demişti. Gel Zeliha Hanım, gel canım. Şu hemen Elveda Hanım'ın yanında oturur musunuz lütfen? Bir saat boyunca dövdü mü? Evet. Ali Borazan bir saat boyunca bir kadını dövdüğünüzü söylüyor. Bu da yalan mı? Ya yalan tabii. Ya ne dursun bu kadın benimle öyle bir şey olsa? Yaptım yani diyecek halim yok ki. Yani aklımdaki görmüyor canlı musunuz? Bu kadar yani nasıl size? Ben size... Bir saniye. Ben bunu size kanıtlarım diyor. Lütfen söyler misin? Zorla, çünkü biz onunla röportaj yaptık. O röportajı da ekrana getireceğim. Özlem'le röportajı. Tabii ki de. Yani sen Ali'ye olan Özlem'i getirdiği için kızgınlıkla mı bunu söylüyorsun? Yoksa gerçekten... Hayır, gerçekten. Ben olmadık bir şeyi asla yuva bozmak istemem. Yani kimsenin şeyi değil yuva yani bozmak. Yani Özlem orada şu anda... Zeliha Hanım, hoş geldiniz. Ben cidden dediğim gibi, ben insanlara şiddete veya böyle kalp kırmaya karşı bir insanım cidden. Ya Özlem orada zorla tutuluyordu. Peki... Yani dışarı çıkarsa, sana yaptığı gibi de Özlem'i tehdit ettiği için Özlem korktuğundan mı dışarı gitmiyor? Bilmiyorum, ona sormak gerekiyor cidden Özlem'e. O kadar dayağı yiyip ben olsam ben kalmam. Peki ikiniz mi? Sen niye kaldın Özlem oradayken? Yani dışarı çıkma gibi bir olanağım yoktu. Veya kayınvalidem de işte o Ali Boroz'un annesiyle çıkıyordum. Çıkarsam kayınvalidem da. Dediğin adam bir tane kadın daha getirmiş oraya. Evet. Peki Ali Boroz'un o sırada aslında yakınlığı Cansu ile yakınsınız. Özlem'i niye getirdiniz o eve peki? İki kadın o evde neden var? Şimdi evet, yanlış bir hareket olabilir. Ben de tasvip etmiyorum. Yani. Mesela evliyken. Evliyken? Pardon, Cansu ile evli miydiniz? Ama bazen insan istemediği şeylere mecbur kalabiliyor. Cansu ile evli miydiniz o sırada, anlamadım. Yüzük takmıştık yani. Nişanlıydınız. Evli değildik. Nişanlıydınız. Birlikte yaşıyordunuz. Ömür boyu benim evlenebileceğim... Deniz diyor ki aynı odada bile kalmadılar, yeğenimizle yatıyordu. Siz de diyorsunuz ki birlikteydik diyorsunuz. Yani bir yandan tabii aynı evde Özlem... Şimdi bu bizim için, benim için birliktelik. Anlatabiliyor muyum? Ben kalkıp buna... Ya özür dilerim ama çok büyük ahlaksızlık yani. Bir yandan Cansu ile evde birliktelik yaşıyorsun. Bir yandan da diğer kızı, kadını getiriyorsun oraya. Öte yandan o kadın da orada işte çocuğuyla o birlikte orada. O kadın da orada dayak yiyor ve hala orada kalıyorsa pes diyorum ya. Diyecek hiçbir şeyim yok yani. Ve ödemişe getiriyor Özlem'i ilk önce. Büşra Avşar diye bir kadının yanında Özlem'i oraya koyuyor bir hafta kadar süreçte.
Bunu da söylesin. Benim haberim olmasın diye. Akşamları Ali evden çıkmaya başlıyor. Ben Allah. Öyle anlıyorum bir kadın getirdiğini. Sürekli Özlem denilen şahısla konuşuyor. Of ya, neler yaşamışsın ya. Yani. Zeliha Hanım, sizin kızınız peki nasıl tanışıyor Ali Borazan'la? Nerede tanışıyor? Evli o sırada. Evli. Baştan mı anlatayım tam? Hadi canım, baştan anlat ya. Ne acı şeyler yaşamışsınız. Bizi Mart ayı gibi bir tanesi aradı. Karım Ceylan'la dedi. Kızın dedi çocukların velayetini almak için bir tanesi aradı. Ama şey, yüz numaradan. Aha. Bu şahsın olduğunu bilmiyordum. O sırada tuzak, Ceylan diye karısı var yani. Tuzak kurdu. Evet, çocukların velayetini ya. Almak için benden dedi. Küfürlü konuştu. Çoluğunu çocuğunu darmadağın edeceğim diye yani kapattılar. O sırada kızınız evli. Evli evli. Ali Borazan'la tanışmış bir evinde kocasıyla beraber yaşıyor. Gayet mutlu, hiçbir sıkıntı madde yok. Madde kullanmıyor, bir şey yapmıyor. Hayır hayır, hiçbir şey sıkıntı yok. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Aynen. Hayır, ben Ayvalık'ta, kızım İstanbul'da yaşıyor. Kızınız İstanbul'da yaşıyor. Ali Borazan'la sosyal medyadan tanışıyor. Ali Borazan'la tanışmıyor. Kızıyla tanışıyor, karısıyla tanışıyor. Ceylan ve Cansu'yla. Sosyal. Benle mi? Evet. Instagram üzerinden görüşmeniz var. Ben seni suçlamak için şey yapmıyorum. Daha biraz şey var. Peki. Daha sonra 15 gün sonra beni bir tane... Ali sürekli görüntülü. Senin Özlem'le. Hesabından acaba onunla mı, Özlem'le mi görüşüyor? Olabilir, çünkü ben hesaplarımda dokümanları çıkarttım. Facebook ve Instagram. Senin şifrelerin her şeyi Özlem, şey pardon, Ali Borazan biliyor muydu senin? Biliyordu zaten. Ali Cansu maili olarak yaptım ben onu. Ha. Yani eyvah eyvah. Peki onu demek ki o zaman şey konuşuyor. Niye konuşuyor? Çünkü hiçbir haberim yok. Bundan şimdi öğrendim tabii. Kendim. Şaşırdım tabii. Tabii ki de şaşırdım. Kızınıza temasa geçiyor o zaman Ali Borazan bir şekilde. Kızımla geçmiyor. Bizi işte bana o şekil ayırdı. Ben kızıma döndüm, sordum. Hayır, önce Ali Borazan kızınızla arkadaşlık kurmuyor mu? Hayır hayır. Anlamadım ya. Bir daha söyler misiniz? Ceylan diye bir kadın ve Cansu. İlk önce onlarla şeye geçiyor. Aslında Ceylan ve yani karı koca Ali Borazan'a geçiyor. Ceylan Barnasmiya'nın hesabı Ali Borazan'da vardı. Siz sosyal medya üzerinden, sosyal medyayı söyleyebilir miyim? Evet, yani. Instagram üzerinden konuşuyorlar. Aslında konuştuğu kişi ben Ali Borazan karı, evet, ya karısıyla, Ali Borazan kendisi. Ali Borazan karısıyla sizin kızınıza temasa geçiyor. Bu net bir şekilde ortada yani. Karısının hesabını kullanıyor. Karısının hesabını kullanıyor. İddia diyelim de. Evet, bilmiyorum peki. Artık. Neyse, kızınızı nasıl ikna ediyorlar, ne diyorlar? Benim kızım 25 Nisan'da eşiyle hafif bir bin kaşa yaşıyor. Ondan sonra şey, Kades'i arıyorlar. Hı. Artık nasıl bir plan kurduysa eşi yemin etti. Kavga mavga yapmadık diye. Polis geliyor, evden alıyor, karakola götürüyor. Damada da kelepçe takarak götürüyorlar. Bizi aradılar. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor kızım yani. Kızım bizi aradı, dedi böyle böyle. Haberiniz olsun. Onurla kavga yaptık. Karakola gidiyoruz. Bu pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı da vardı. Peki biraz hızlı ilerleyelim. Sonra Ali Borazan'ın yanına gidiyor şeyden. Evine dönmüyor, gelmiyor. Çocukları da alıyor. Ali Borazan'ın yanına gitmiyor. Ev tutmuş 2 ay. Ha, 2 ay orada dediğin yerde o zaman. Evet. Ev tutuyor Ali İki Borazan. İki tane bayanla kalıyor. Ev tutmuyor aslında. Yani Ali Borazan Allah aşkına evli bir kadın kocasıyla şey sıkıntılar yaşayabilir. Sahip çıktığını söyleyerek evli bir kadın çocuklarla birlikte ev tutuyorsun. O sırada aslında bir anlamda o tutmuyor Didem Hanım. Kim tutuyor? Kızım altınları kayınvalidesinden alıyor. Aha. Altınları da götürüyor. Nerede tutuyor? Kızımın 15-16 milyara yakın parası vardı. Nerede tutuyor evi peki? Ödemiş de tutmuş. Tamam, onun yanına gidiyor işte. Ha işte. Yani ödemiş nereden biliyor yoksa? Ödemiş de gidiyor. Niye özellikle oraya yani Ali Borazan'ın yanına uçakla gidiyor. Uçakla geliyor. Ali sabah evden gidiyor. Kim attı dediniz arkadaşlar? Tamam, Özlem'le bir konuşmak istiyorum ama Ali Borazan tabii nasıl yanında o kadar tehditli tutuyorsa konuşmasına izin verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum yani. Korkudan evet. Dolayı. Siz şu anda kızınızın orada zorla mı tutulduğunu düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Hele dün bu ismini Cansu. Unuttum da Cansu'nun söyledi. Sizin torununuz da işkenceler görmüş iddia ediyor. Evet, fotoğraflar var. O fotoğrafları bir ekrana getireyim. Ali Borazan'ın Özlem'in çocuğuna, iki çocuğum vardı. Aynen. Evet, iki çocuğuna varmış. Yaptığı iddia edilen o görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. Thank you.
Ali Borazan attı mısınız? Alo. Ali Bey. Ali Bey attı mısınız? Bir bakın. Yani 9 aylıktı bu çocuk. Bu 9 aylık olan sırtı Moralı. Dayak yaralı morluk olan kızı. 3 yaşındaki kızı. Torunum yani 3 yaşındaki torunum. Bunları kim yaptı? Ali Borazan mı yaptı? Ali Borazan. Sen gördün mü bunları yaparken? Gördüm. Ama şu andaki fotoğraflardakini görmedim ama birçok kez yanımda dövdüğünü İki çocuğu gördüm. Da mı dövdü peki? Evet. Sigara söndürdü mü vücudunu? Bu da 3 yaşındaki kız çok hiperaktif olduğundan biliyorsunuz çocuklar yani. Evet. Koştururken falan Barlas ve Mia da onun çocuğu. Hepsi bir ortamda kaldı mı biliyorsunuz çocuklar olarak yani. Evet. Biraz çok coşkulu oluyorlardı. Biraz 3 yaşındaki çocuğun bilmiyorum nesi var ama sürekli böyle anneden dolayı herhalde sanırım. Ali ne yapıyordu bana onu anla. Çocuğa ne yapıyordu? Alıyordu, oturtuyordu, dövüyordu, vuruyordu, katmıyordu. Yani biz odaya Özlem'i katıyordu çocuğu gözünün önünde. Çocukları odaya götürüyor, Özlem'i de odaya götürüyor. Hem çocuklara Özlem'in gözü önünde çocukları mı dövüyordu? Evet. Eziyet, işkence yani çocuğa. Özlem hiçbir şey yapmıyor muydu bu şeyde? Özlem'e de Özlem Zeli ağlıyordu. Bir şey soruyordu, Özlem ağlıyordu sadece yapamıyordu, izin vermiyordu. Benim 3 yaşında torunum anlatıyor. Bu şimdi böyle Ali Borazan şu anda sizi arıyoruz ama telefonu meşgule atıyormuşsunuz. Ali adını duyunca çocuğum tir tir titreyip olduğu yere çişini yapıyor. Şu an 4 yaşında. Sizin yanında mı çocuklar? Babaanneye bıraktım gelirken. Normalde kız... siz bakıyorsunuz. Arada. Arada siz bakıyorsunuz. Ali Borazan şu anda kapatıyor musunuz telefonunuzu? Sizi bir duymak istiyoruz. Tek taraflı yayın yapmak istemiyoruz. Bir hatayı kabul ettiniz yani. Zaten hatanın büyüyor orada. Çocuklar da o evin içerisinde. Yani. Şu anda hala... Peki Özlem, biz onunla yaptığımız röportajda ben burada zorla tutulmuyorum diyor ama... Şimdi kaç dakika o röportajın kısa bir bölümünü getirmek istiyorum ekranlara. Şimdi o seste biraz ben tedirgin bir ses tonu gördüm ama yine siz karar verin istiyorum. Bakalım. Bir bölümünü getireyim ekranlara, izleyin lütfen. Annesi rehin tutuluyor dedi. Özlem ilk kez vazgeçmeye konuştu. Benim burada zorla tutulduğum hiçbir şekilde bir şey yok. Ben buraya kendim geldim. Ali ile sosyal medya üzerinden tanıştık, konuşuyorduk. Hatta geldiğim zamanlarda Ali ile küstüğümüz vardı. Benim başıma bir iş geldi. O yüzden ona söyledim. Böyle böyle ne yapacağımı bilemiyorum. Ne iş geldi başınıza? Şu an davalık olduğum eşim tarafından darp edildim. Tehditler falan oldu. O arada KADES uygulamasına bastım. 155'i aradım. Ali'yi arattım. Annemleri arattım. Yok içeri gireceği zaman dövüp öldürmekle tehdit edilecekti. Üvey babamın kartıyla uçak bileti kestirdim İzmir'e. İzmir'e geldim. Çocuklarımla birlikte buradan bir arkadaşım var. Hatta orada kaldık. 2-3 ay büyük ihtimal orada kaldık ondan sonra. Bu 2-3 ay süresinde. Ne dedin Cansu? Buradaki en son dediği gibi arkadaşım dediği kişi Büşra Avşar. Onun yanında kaldı. Büşra Avşar onun arkadaşı değil. Çok Ali zayıflamış dedin. Çok zayıflamış ve konuştuğu iki bir şey dedikten sonra kekelemeye başlıyor. Davalık tehdit edildim. Bana ışıkladı çocukları kocası almak istiyormuş sanırım değil mi? Evet ve işte. Ali... Kendin gideceksin gibi bir ifade kullandı yani İstanbul'a. Sonra bırak vermem ben çocukları kimseye falan gibi bir ifade kullandı. Gidersen buraya bir daha falan geri gelemezsin gibisinden. O zaman eğer şu anda ben sesini de çok tedirgin buldum. Ödemiş Emniyet Müdürümüzü de bu anlamda bu bir ihbardır. Şu anda Özlem'i oradan alıp çok sakin bir ortamda dinlemek lazım. Silah taşıyorum sürekli diyor. Sürekli silah taşıyor anladığım kadarıyla. Kaç tane silah yakalattı? Didem Hanım. Evet. Hepsini dinleyeceğim ama izninizle bir ara verelim. Ali Borazan hakkında başka kızları da daha önce eğer ağlına düşürdüyse ben o ihbarları, telefonları da bekliyorum. O zaman Ödemiş de kendi çapında Ali Borazan bir çete kurmuş. Öyle anlaşılıyor yani. İnanılır gibi değil. Orada ne işin vardı ya Cansu? Ben ölmüyorum. Yani nesi gittik araya? Rukiye'nin büyük yüzleşmesi devam ediyor. Yaratandan başka kimseden korkmuyorum. Suç bura çıkacak. Bu iddialar stüdyoyu karıştıracak.
Ya karavana geleceğinden haberim var benim kocalım. Yılmaz Kılınç, Rukiye'nin yengesine muska yaptı mı? Bu bir iftiradır, karardır ya! Rukiye'nin abileriyle eşi neden düşmandı? Bize bunu bugüne kadar niye anlatmadın? Oğlu küstük dedi. Arama kayıtları her şeyi değiştirdi. Kim o? Kim o diye bağırdım. Durmuş hakkında akıl karıştıran detay. Evde olunca yanaşılma deve. Olaydan 6 gün önce neden o barakaya gitmek istedi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Rukiye'nin koğuş ağası stüdyoya geldi. Ortalık karıştı. Yani bize size? Dedi ki ne, hep beraber kadınlarca oturuyoruz. Heh. Dedik yaptın mı yapmadın mı, yani kimin ne suç yaptığını kendi bilir. Dedi ki ne işte yataktaydık, yatıyorduk. Eşim ölmüş ama haberim yok. Nasıl? Biz de o anda dedik ki ne, yani eşin ölüyor da senin nasıl haberin yok? Bak, o yüzden bak, bak. De ben de biz de dedik ki ne yani. Arkadaşlarla bunu eleştirdik yani. Silah 7 metre mesela 10 metre ileriden duyulur patlaması. Evet. Ama ki ne, sen bir yatakta yatıyorsun nasıl bilmiyorsun? O diyor ki yapmadım ama kim yaptı o zaman bunu? Her ne? Zaman bir şey yalan uyduruyor. Kızını dövüyor, dövmedim diyor. Suçluyu suçsuzu ayırt etmiyor. Bunu böyle biliyorsun. Benim kocamı öldürdüğümü hissediyorsun. Niye ben, gidip de müdüre bir dilekçe yazmadın? Niye gidip de hali anlatmadın? Kocası ölen Rukiye cezaevinde ne yaptı? Hiçbir ağlama şeyini görmedim. Babam öyle öldü. Bunun gözünden damla yaş çıkmadı damla. Yalan ben mı yapıyorsun? Gerçek mi yapıyorsun? Ben biliyorsam yaratanla beni serbest bırakacaksın. Kara düzen atarsan. Bak başım. Kara düzen asla atmam. Doğrunun şey kendini demiyorum. Aklayamadığı ama suçlunun da bir türlü suçlanamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ben görmedim. Merak etme, adalet yerini bulur. Adalet yerini bulur. Adalet yerini bulur. Yaratanım adalet yerini bulur. İnşallah. 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 Tek bu gördüğü tanıklar, gizli tanıklar kelepçe takılacak, meraklanmayın ama. Rukiye'nin kızı Nur Sultan katili gördü mü? Annesinden biri geziyordu, okula gidiyordu, okuldan geliyordu, annesinin yanında oturuyordu. Sürekli yamacından burada mı? Evet, ben? Yanında oturtuyordu. Bitişik böyle bir sanki. Evet, canım çocuk ayrılmasa da oğlum git kızım oraya. Ya 5 yaşında çocuk gider oynar Rukiye. Sultanım birilerinin avukatlığını yapma. Ediyorsa ediyordun, etmiyorsa etmiyordun. Bak ben senin hakkında şikayetçi değilim. Birilerini savunma. Ben senin hakkında şikayetçi ben de değilim. Allah görüyor ama ki ne? Çoğu diyorum, hısırdaşıyordum. Ben biliyorum. Kızım söylüyor. Pedagog raporu var. Bir genç ya, babam var. Neden bir bak, yaşlı babam var. Sinirlenmeye başladım. Gerçekten bu şerefim, masiyetim ortalığa serildikçe de sinirlenmeye senin başladım. Senin kızın söylüyor, ben mi söylüyorum ya, canım? Ya bu bir iftiradır, karardır ya. Kim o genç baba? Genç baba ben bilmiyorum, genç baba. Evet, devam edeceğiz. Yani Ali Boraza'nın yanında bu arada sadece Cansu'dan sonra Özlem'in değil, bu arada sevgili izleyiciler, başka iki tane kızın daha olduğu ihbarı geldi bize. Ben işte Ödemiş Emniyet Müdürümüz Sayın Hasan Özge ile de az önce konuştum. Onlar da bu mesele üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Sayın Özge ve ekibi de yayını dikkatli bir şekilde takip ediyorlar. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum Ödemiş Emniyet Müdürümüz Sayın Hasan Özge'ye ve ekibine. Şimdi biz Yılmaz Kılınç cinayetini, Mersin'i Yılmaz Kılınç cinayetinde kim öldürdü, kim vahşice Yılmaz Kılınç'ı katletti, evet, bunu anlamaya çalışıyoruz. O dönemki eşi Rukiye ve evladı Nur Sultan'ın da annesi Rukiye Kılınç burada. Çocukları Mercan, Talip Bey ve Murat Bey buradalar. Onlar Rukiye'yi suçluyorlar. Karşılıklı suçlamalar havada uçuşuyor. Bu arada Rukiye bugün günlerden cuma, hayırlı cumalar, bir ekibe şey getirmiş. Kocasının ruhu için şeker dağıtmak istemiş. Allah. Ben evet, gelebilirsin, evet evet. Bize de getirmiş. Allah kabul etsin Rukiye. Böyle bize kendi bütçesinden. Biri akıl vermiş ona. Evet, kendi bütçesinden. Böyle Allah kabul etsin. Şeker dağıtmak istemiş. Lütfen. Neden şeker dağıtmak lütfen istedin? Neden dağıtmak istedin? Çünkü sürekli aynı şeyler uçuşuyor. Rahatsız olduğunu hissediyorum. Ha, kocanın ruhunun rahatsız olduğunu hissediyorsun. Biri ona öyle yap demiş. Oyna demiş yani. Hmm. Tribünlere oyna. Bilemiyorum vallahi bütün. Şimdi birazdan tülübün siz kim oynayacak çıkacak. Hı? Tülübünü oynayanlar belli. Belli de. Ben seni ciğerini biliyorum. Devletin hakimini ya, savcısını kandırmaya be çalışıyor. Madem tülübü oynayan da belli. Ya, neyse olay da. Ulan şeker dağıtacak kadar olay seviyordun. Niye bir mezarına varmadın? Kaç ay koyda kaldın? Sizin da dedirmek mi istiyorsun? Sizin gibi. Bize
sonra bekliyorum. Şimdi... Biliyor musun? Varmadım. Tamam, bir şey rica edeceğim. Bir şey ispatlıyor musun? Tiskimi ne duyurdunuz her türlü? Şimdi... Vurdunuz ya, öldürdünüz ya. Daha ne geçti elinize? Bilmiyoruz kimin yaptığını. Öğreneceğiz inşallah. Ya ne zamanım, ne yiyor diyorlar. Ben her şeyi biliyorum. Biliyorum ben. Rukiye, bir şey söyleyeceğim. Rukiye'nin yazdığı bir mektup var. Onu birazdan ekranlara getireceğim. Abiniz Durmuş Ali'ye gelip onu da bir ekranlara getireceğim ama. Yani Rukiye istememiş olabilirsiniz de şöyle bir şey duydum ben. Bunu Mercan sen mi yaptın? Yani Rukiye'nin çakmakla eli yakılmış. Evet. Kim yaktı senin elini? Mercan yaptı. Ben yaptım. Çakmakla. Ben yaptığımın her zaman arkasındayım. Niye Hiçbir ya? Zaman itiraz etmedim. Olabilir ama ne? Allah yakar sen de beni. Didem ablacığım. Gelme dedik. Defalarca ailesine teslim ettik. Sende telefon var mı diyorum. Yok diyor. Biz telefonu alıp kırıyoruz. Babam buna yeniden alıyor. En son senin telefonun var mı diyorum. Yok diyor. Var mı diyorum. Yok diyor. En son ceketin cebinde buldum. Ver şu telefonu diyorum. Vermiyor. Ben de eline bastım. Vermedi. Ceketin cebini yırttım. Gene vermedi. En sonunda çakmakla elini... Çok hatalı da. Ama var ya, bir kadın olarak, tamam mı? Hı. 70 yaşında bir adamın peşinden koşuyor. Bu adamın çocukları istemiyor. Yaşının sonuna gelmiş iki insanın yuvası dağılıyor. Rukiye mi koştu Yılmaz Hoca'nın etrafında? Tabii canım. Biz o adamı göndermedikçe, evden gitmedikçe bu kaçtı geldi. Kaçtı geldi. Bir yere adım attınız. Kocayı niye kilitlediniz eve? Kilitledim tabii. Kapı pencere kırdı koca. Bunu da ispatlar mısınız? Koca kapıyı pencere niye kırdı söyler misiniz? Senden korumak için. Kime? Anladın mı? Senden korumak için. Nasıl ama senden koruyamadık? Ya senden korumak için kilitlediler. Zaten öldürdünüz. Neyini korudunuz da? Sen öldürdün. Korudunuz. Koca tam gerçeğe oturup baktı ki koca zarar verecek. Sardınız. En sonunda da 3-5 yıl sonra, 6 yıl sonra kocayı vurdum. Anlatıyor. Niye? Hikaye değil. Bunlar gerçek. Altını bir doldur ya. Şöyle. Hayır doldurmuşum. Ben doldurmuşum. Tamam bir saniye. Rukiye. Sen neden 10 yıldan sonra kustun? Mercan Hanım hayırdır bir yere rastlı mı etti benim kocamı? Rukiye bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Mercan. Rukiye Mercan. Bellisiniz sırada duruyorsunuz. Rukiye hep onlara şu soruyu soruyorsun. Diyorsun ben katil değilim. Ben mahkemeye gittim, yargılandım, beraat ettim. Neden 11 yıl sonra aklına geldi? Tamam. Ben o zaman neden 11 yıl önce senin aklına neden gelmedi katili aramak? Ya madem onlar seni kocanı öldürdülerse ben giderim onlara hepsine hesap sorarım. Sen niye gitmedin kocanın katilini bulmaya? Kusacaklarını bekliyordum. 11 yıl. Evet 11 yıl sonra kusacaklarını böyle Mercan'a bir şeyler alerji alacağını biliyordum. Hayır, o kadar üzülüyorsun. Onun için, bir dakika bir saniye. Onun biliyordum Mercan'a bir alerji alacağını biliyordum. Şeker dağıtıyorsun ya ruhuna. Ben 11 yıl önce şeker dağıtacağım ama giderim onun katilini var ya bulurum gerekeni de yaparım. Yani hayır ben cezaevinden çıkmışım zaten. Yani cezaevinden çıkmışım. Yargılanmışım. Beraat etmişim. Katil ortada. 11 ay. Baksana. Hocam öyle değil işte. Sağ zavallı diye. Murat bir dinle bakayım söyle konuşacaksın. Sağ zavallı diye üzerime yıkmak istediler ama şimdi dağ gibi bir kadın çıktı karşılarına. Söyle. Tam ve zavallıydım şimdi. Anlamadım. Aynı anda konuştuğunuz için anlamıyorum. Söyle Murat. O devamlı konuşuyor çünkü abla. Tamam şimdi söyle bakayım. Bunun gece kaçıp geldiği yerleri gece ben gitsem bu... Erkek gibi çıktım. Erkek gibi söyle. Yılmaz Hoca bana şunu yaptı. İşte doğru. Öldürdüm de lan. Öğreneceksin. Bu arada bunu ispatlayacaksın. Ulan emniyetin bütün kelepçe bu arada bir kadının erkek gibi olmasına gerek yok. Allah'a şükür kadınlar da kadın olarak çok güçlüyüz. Bir kadının siz erkek gibi olmasına gerek yok. Ben uçağını çiğnediğime göre öldürseydim o cezayı da çiğnerdim. Niye kastediyorsunuz? Hayırdır? Korkuyorsun. Rukiye'nin bir mektubu var. Korkuyorsun. Baya toparladın değil mi? Cezaevinden korkuyorsun. Gitmek istemiyorsun. Ben kimseye korkmadım. İşte bana dün anlattı. Rukiye sen bir mektup yazmışsın.
birine söylemişsin, mektup yazılmış. Gelsin ben ekranlara. Tamam, ben gelsin. Yazdırmışsın. Yazdırmışsın işte. Yani. Evet. Fark eder. Getir ekrana. Getir Aslı. 22.08.2012 yılında eşimi kaybettim. Ben Silifke'nin Çatak köyünde oturuyorum. Benim ölen eşimden 5 yaşında bir çocuğum var. Eşimle birlikte Çatak Yaylası mevkiinde yerli evimizde kalıyoruz. Eşim Karaman'a gitmiştir. Oradan cumartesi akşamı döndü. Eşim Karaman'a gitmeden bir hafta evveli oğulları Durmuş Kılınç aradı. Telefonda babasına bir ihtiyacım var mı? Cumartesi yanına varayım dediler. Ama gelmediler. Eşim annemgile gitti. Sonra ben de çocuklarımdan şüphelendim ve dedim ki eşime, bunlar başıma bir hal getirmesin. Eşim yok ne yapacaklar, bir şey yapmazlar dedi. Ben eşimin dediğine inanmıyorum. Ben Durmuş Kılınç ve Murat Kılınç'tan şüpheleniyorum. Sürekli eve gelip tehdit ediyorlardı. Karını öldüreceğim diyorlardı. Benim olayla hiçbir alakam yoktur. Ben eşimi çok seviyordum. Eşim de Allah rahmet eylesin beni çok severdi. Ben eşimle ailem karşı çıktığı halde eşime kaçarak evlendim. Ben sarı hastasıyım. Çocuğumla birlikte cezaevinde çok mağdurum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki eşimin katili, onu vuran kimse çıksın. Siz büyüklerimden bana yardımcı olmanızı istiyorum. Ben ayın 5'indeki olan duruşmama itiraz ediyorum. Tahliyemi istiyorum. Şimdi Durmuş Ali Bey, sizin abiniz babanızı arıyor bir hafta öncesi. Ayın 17'sinde bir görüşme gerçekleşiyor. Bir bilgim yok benim ondan. Siz normalde abinizin aslında babanıza konuşmadığını biliyorsunuz. Şimdi babamla konuşuyor, şöyle konuşuyor. Şurası evi ya, evet. Eşini gönderiyor. Git babamı çağır gel. Çıksın kapının önüne konuşalım. Çocuğumu bu kadının, da çağırıyor babanı. Bu kadının ya, olduğuna göre bir ayağına çağırıyor. Dinleyin. Bu kadının kocuğum olduğu yere girmiyor. 60 yaşında, 70 yaşında. Çünkü bu hep böyle çirkin evli. Dur ki. Olduğu yere varmaz olduk ablacığım. Anladım ama siz normalde abinizin, Durmuş Ali Bey'in, yani hiçbiriniz babanızla konuşmuyordu değil mi normalde? Ya, Durmuş biz abi kız uzakta. Değildik. Bak bu arada gelmiyorduk biz. Bize kız olan babanızı arayıp konuşuyor muydunuz? Tabii canım. Bir diyaloğunuz vardı. Tabii canım, olmaz olur mu ya? Murat senin var mıydı? Murat'ın yoktu. Murat'ın vardı bilmiyorum bak, ama bizde öyle bir şey olmadı. Ama Murat'a atılan iftirada kaldırılacak gibi değil. Şimdi ağır bir iftira. Telefonu daha yoktu bende bunların. Ağır bir itham daha doğrusu. Yani. Şimdi Durmuş Ali Bey babası niye gelip babasıyla görüşmek istedi? Bilmiyorum. Niye şüpheleniyorsun buna? Gelip ne yapacaktı sürekli babaya? Sürekli tehdit ediyorlardı. Hatta ilk olayda burayı keşif kesin deyince boş ver ya, deliyle uğraşılmaz demiş. Deli değilindi. Çağırsanız da Durmuş niye gelmiyor? Tamam, Durmuş Bey zaten canlı İsmail yayında. İsmail niye gelmiyor? Canlı İsmail yayında. İsmail'le sorunum yok. İsmail de gelecek, beni de gelecek buraya. Uşağınla sorunu var. Benim babamın kayınlarıyla sorunu vardı. Yok. Tamam. Hayır. Seni de gelecek şura benim karşıma. Biz kusura kalma, senin dememle olmuyor. Karşısına siz kıştırdınız. Öldürün, vurun, kovun diye siz dediniz kocaya. Tamam bir dakika, Durmuş Ali Bey yayında. Bir dakika, bir saniye. Bak görüyor musun? Durmuş Ali Bey yayında. Durmuş Bey. Konuştun bir şeyle. Bir hafta önce babanızı neden aradınız? Niye gelmemişler? Tamam dur. Dediği gibi senin kardeşlerin yok ya. Dur bir sus bir dakika. Benim kardeşimin bir sorunum olmadı. Tamam bir saniye. Durmuş Ali Bey, siz babanız ayın 17'sinde 1 dakika 20 saniyelik bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Ve ben bir hafta önce ne konuştunuz, neden yanına gitmek istediniz? Abla şimdi Ramazan geliyordu. Evet. Hanıma dedim ki Ramazan gitmeden Arife'nin yanına gidelim. Hat dedim, soların gelelim dedim. Ne var mı baba, biz Arife'nin senin yanına varacağız. İhtiyacın var mı? Yok mu dedim. Yok o. Bu gecede bizim bu sonunda kardeşim Mehmet var. Onun hanımı şeker hastası komaya girmiş. Haber geldiler ki ya Mehmet'in hanımı çok komaya girmiş. Hmm. Biz de sonra gittik. Yerine giremedik. Eve gitmemişiz. Gitsen de bize bir çam bulaştıracak bu kadın. Durmuş Bey, peki daha öncesinde hiç gidip geliyor muydunuz siz yaylaya, obaya? Ben gidiyordum. Babam konuştu, telefon açıyordu. Bunu yükleyebiliyorum. Ama evine yaklaşmıyordum. Ben babamla telefon açıyordum. Bir kere çağırıyordum. Bir kere telefon açıyordum. Geliyor mu? Gelirken neye kaçıyordun diye sorsana. Peki orada bir bekler misin? Ben gelirken davarla eşyayla gelirken evin olduğu yerin... Gelmesin diye. Sen gelmesin diye. Benim evime gelmiş orada o. Benim evime gelmiş senin abim olan kişi. Ya senin evine. Sen kimsin ya? O da benim babamın evi. Sen kimsin? Dış kapını düşme. Çıktı değil mi her şey? Ama Durmuş hiçbir şeye bağırma. Bak bir şey söyleyeceğim. Mahkemeye mektup yazmışsın.
Durumu şöyle bir dedi, görüşmeyi kabul ediyor zaten. Bir babamın hatırını zaman zaman gelip gidiyordu ama Rukiye'yi görmek istemediğim için de. O gün sen durumu şöyle bir arayınca neden bu kadar çok kızdın? Sen Yılmaz Hoca'ya kızmışsın Rukiye'ye. Kızarım çünkü plan çeviriyorlar. Nasıl gelsin adam o zaman? Çünkü bizim varmamızı istemiyor. Babamla bizim aramızı komple bu açtı zaten. Tamam ben açtım evet. Babam bir kadar olacak birimize. Hepimiz toplanalım şu gün şuraya gidelim hepimiz giderdik abla. Açtım sonunda da öldürdünüz değil mi? Fırsat elinize geçti de. İşte bir babamı öldürmek için sen benim babamı uşağın arasını açtın. Siz öldürdünüz bacım siz. Ya pis katil abi. Ya bir insan. Bey'i mahkemeye bile mahkeme başkanlığına mektup yazacak kadar suçluyorsun. Tamam mı? Durmuş Ali Bey neden babasını öldürsün? Niye? Sence İçinde neden? Kor yatıyor kocanın. Kor yatıyordun da açamadı kimseleri. Ama Rukiye düşmanları sensin. Buradaki mektuba göre. Evet. Düşmanları sensin. Kadını niye öldürecek. Evet. Sana niye zarar kadının vermiyor? Öldürülmesine karşıyız tabii ama. Tabii ki canım o ayrı ya, konu. O ayrı bir şey ama senin eylemi evet, kafasına kurduysa oraya yapar. Oradaki mektupta beni öldürecek. Ama evet. Bak gerçekten bak. Eğer bizden birisi bir canı gözden çıkarmış olsaydı bu bizim babamız olmazdı. Bak, gerçekten bu bizim babamız. Tayyip Bey de diyor, Murat Bey de diyor. Biz diyor kutura babamızı değil de. Eğer bize bir şey yapsa var. Ben abi gerçek biliyor musun? Ben seni vurmazdım biliyor musun? Ben seni vurmazdım. O ne cibe? Öyle bir şey olsaydı ben babamı gözden çıkarmıyorum ben seni vurmazdım. İşte Rukiye bak yapma. Sen şu anda yoktun yerinde. İspat diyor kendine bu var diye var ya. Biz, benim iki yıl babamın yanına varmadım ben bu geldi diye. Babam bizi, bir telefonla ya, oğlum şura şu iş var şuraya gelirsin diye. Vardı ya. Hepimiz toplanıp giderdik. Çocuk doğduğunda ne işin vardı Talip Bey senin ne işin vardı o gün için? Ne? Çocuk doğduğunda benim kızım doğduğunda ne işin vardı? Neye geldin? Konuyu kaynatmaya çalışıyorum. Yalakalı yapma ben yalakalı yapma ben yalakalı yapma. Orada ne işin vardı? Konuşuyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum. Ben senin ne işin vardı o zaman bizim evimizde? Ben kocam. Hayır. Senin Allah, ne işin vardı? Niye aldım elinizden? Niye? Var mı bitecek? Niye kaçıp geliyordun? Var mı bitecek? Ateş aldım. Burnundan kulağından kurnacı olursun. Çağır. İstediğim ağ babasını çağır. Ben aldım, evlendim, ayrıldım. Anla. Bir de çocuğum var. İnkar etme. Senin de var. Benim dostum. Benim dostum olduysa bir kere baban ol. Ama ya, tamam ya, lütfen. Çocuğum ya. Sen aldın. Bize demedin mi? Ses açıyor. Sen bize demedin mi? Durmuş Ali Bey benim kocamı öldürmüş olabilir. Biz Durmuş Hayır, Ali ben Durmuş Ali Bey bu öldürdüm. Ama suç ortağı o da var. Bak ben buradayım ya. Hemen bana döndürüyor. Eğer ben olmayan Durmuş abi. Ama Durmuş Ali de yapmış olabilir diyorsun. Suç ortağı ikisinden telefon bağlantıları, konuşmaları bitmiyordun. Bunun ikisi yaptıysa. Sen. Bunun ikisi yaptı. Durmuş'un lan ikisi yaptı. Eğer Durmuş'un haberi yok oğlum kocanı öldürdün. Daha bir sakin olmuyorum. Asla inanmıyorum. Durmuş'un haberi yok o olaydan ha. Aa, ama Durmuş... saat 12 ya, bir dakika bir saniye bir dakika. Mahkeme heyetine mektup yazıyorsun. Diyorsun ki Durmuş Ali Bey yapmış olabilir. Ben onlardan şüpheleniyorum diyor. Rahmetiyle kavga ediyorsun bir hafta öncesinde. Ben kavga edebilirim. Ben konuşma dedim ya. Bu adamlar bana değmez. Beni arabasının içinde dövdü Durmuş Bey. Kocayı niye kusturu? Karakola götüreceğiz diyorlar. Kocayı el etiyorlar. Hani karakola gitmeyeceğiz mi? Evime götüreceğiz. Baba diyor. Mehmet ile Durmuş Kılıç. Niye? Tamam. Dinle bana. Ben şuraya konuyu dağıtmayayım. Öldürüldükten sonra İsmail telefonunu iki gün niye kapatmış? Bunu bana bir kapatabilir. Çıkarsa sana ağır. İsmail üstüne yıkıyorsun da. Bekle. Bir dakika.
Sakin ol. Kocanı kaldı. Bekle abimle böyle sürekli ısmayla atıyorsun. Nidem Hanım kurul tamam. Hasiyet diye bir şey. Bekle. Canlı yayından da başlayacağım şeyinden bekle. Bekle ben de başlayacağım ama. Senin yani kocanın katilini arıyorum yani. Bir yerde kurul hasiyet meydana mı koca canlı yayında? Tamam bir şey söyleyeceğim. Murat sakin ol lütfen çok. Ona bakma bana bak. Ya. Rukiye. Bir şey söyleyeceğim. Ben size soruyorum. Fatih Kara kim? Ki sizin köylünüz. Fatih Kara, Çatakköy'de. Aynı anda konuşmayın. Talip Bey sen söyle. Kim Çatakköy'ünde Fatih? Benden bir yaş daha büyük bir arkadaş. Sen kaç yaşındasın? Ben şu an 53 yaşındayım. 53-54 yaşında. 54 yaşında bir arkadaş evet. Tamam Fatih Kara sizin babanıza çok yoğun bir şekilde bir telefon trafiği varmış. Biliyor muydunuz bunu? Yok ben şu köye varmadığını bilmiyorum ben. Fatih Kara Aydın Kara'nın nesi oluyor? Abisi mi oluyor? Kardeşim. Fatih Kara'nın küçüğü Aydın Kara'nın küçüğü. Tamam. Fatih Kara, bu Aydın Kara ile Ayşe Kara hatta işte kocanın öldürülmeden bir gün önce orada gece kaldılar diyorsun ya da kalmalarını istiyorsun sen onların. Evet. Pazartesi gidiyorlar. Sen pazar diye hatırlıyorsun ama pazartesi gidiyorlar. Şimdi, pazar ertesi değil, pazar günü sabah 9-10 gibi gitti o Ali. Ya kocan akşam geliyor nasıl gidebilirler? Akşam iftar yapıyorlar. Pazar ertesi günü zaten cumartesi günü gece geldi bu kocanın. Hayır öyle, pazar günü geliyor cumartesi günü şeye ya. Gidiyor. Ya iki kere gitti ama burada iki kere gitti. Ya en son öldürülme neyse onlara geçelim şimdi. Dönüyor sonra gidiyor dönüyorlar bir dakika ne olur karıştırmayın. Şimdi bu Fatih Kara senin Aydın Kara ve Ayşe Karalarla akraba abisi. Ya kardeşi daha evet. Doğrusu. Onlar Fatih Bey'le senin kocan arasında çok yoğun bir telefon trafiği var. Neden? Bunu bana söyler misin? Ya yoğun telefon biz o adamdan hiçbir zarar görmedik. Odunumuzu da aşıttı. Hayır. Arpamız vardı aşağıda o. O da. O da yani. O, iki kardeş. Arpamızı da arpa vardı. Arpa ekledin. Eşim kıpırdanamadığı için mutlaka amele tutuyordun. Ameleler ekinimizi dererdin. Ondan sonra buydayımızı kaldırırlardı. Şimdi bak Fatih'le. Onu yiyorlardın. Hatta. Fatih işte Fatih'i tamam, de söylüyorum. Tamam söylüyorum. Hatta nüfus cüzdanında. Hatta nüfus cüzdanında Mehmet olarak biliniyor. Aynen, Fatih doğru, Kara doğru. Yılmaz Hoca'yla 15-16 Temmuz arasında öldürülmeden kaç gün önce oluyor? Bir hafta 10 gün önce falan. 15-16. Bir hafta dedi. Yok o adam o zamanlarda varmadı. Ekin armayı yiyordun ki o zaman. Fatih Bey 15-16. Hatta bir şey alacağım şu Fatih Bey. 15-16 Temmuz arasında. Ben kimseden korkum yok ama sağ çok sola yoğun, çok yeter. Yoğun, çok yoğun, kocanla konuşuyor. Sağ sola yay kandırıyorlar, niye hayırdır? Niye kızıyorsunuz? Kocanla niye konuşmuş. Niye yay kandırıyorlar olayı? Bunlar da işte ben Fatih. Soruyorum canım, Allah Allah ya. Ya sen onların kılıncını çalıyorsun o zaman. Ne, sen ne alakası var? Nidem Hanım, hayır kere bir şey niye? Var. Bak, ben Fatih. Burada kocamın kanını hakkıdan arıyorum. Belki adama bir şey söyledi. Tamam bir saniye. Fatih Bey hatta mısınız? Ben konuştum diyorum. Bir gizli tamam, yerim yok tamam, ama sağ sola yakar etme ben de öğrenmeye çalışıyorum. Sen aklın var bir şeye. Rukiye, arkadaşlara Fatih Bey'i bir daha bağlar mısınız? Fatih Kara, Yılmaz Hoca ile 15-16 Temmuz arasında peşi sıra. Çok yoğun ama ardı ardı. Birini kapatıyor bir başka. Yani onlarca defa diyebileceğim ölçüde. Çok yoğun bir şekilde telefonla bir görüşüyor. Ayın 15-16 Temmuz'da. Fatih Kara. Sen dedin ya çok fazla gelmiyordu. 15 günde bir sürekli olarak da obaya gelip gidermiş. Ben hiç rahmetliyle görüşürmüş. Mercan'ın adına geliyordun Aydın Karaoğulları. Mercan için mi geliyordunuz? Evet. Ben yoktum Mercan yok orada. Ki orada nasıl? Obaya geliyor. O zaman biri için geliyor. Arpa deriyor. Arpa deriyor. Fatih Bey hatta mısınız? Bir dakika. Ben Fatih Bey'den bir öğreneyim. Bir yanlış bir yayın yapmayayım. Ya öğren. Fatih Bey'den de korkum yok. Çataklı zaten bir çataklı olsa gerçekten çataklı Türk vatandaşı olsa bildiğini duyduğunu bir anladır. Ben inşallah. Fatih Bey selamlar tekrar. Selam ablacığım. Şimdi Fatih Bey siz 15-16 Temmuz arasında başka şeyler de soracağım size de. Siz yoğun bir şekilde Yılmaz Hoca ile ne konuştunuz? Ablacığım. Heh. Rahmetli amcamın telefonu bende yoktu. Ve de ben oraya Ekinder'e gittim. O evet. Olaydan 3-4 sene önce Ekinder'i verdim. Bir de Mayıs'ın 4'ü ve 6'sı arasında İstanbul'dan bir abim gelikti. Ben oraya ne vardım ne gittim. 15 ne günde gördüm. Bir gidiyormuşsunuz oraya Fatih Bey. Hayır hayır. Şimdi Fatih Bey telefonunuzun son iki rakamını bana söyler misiniz? Telefonunuzun son 72-74. Evet. Doğan'a bir daha ben yanlış hiçbir şey kimsenin hakkını da yemek istemem. 72-74 ne oldu telefon hattından? Sizin diyorsunuz Yılmaz Hoca'yla hiçbir onun telefonu bende yok diyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet. Tamam. Bir bakalım bir yanlış bir şey yapmayalım. Ama ben şunu biliyorum. Sizin bir iki tane evladınız var, kızınız var değil mi? Doğru diyor. Evet. Telefon numarası doğru. Telefon numarası doğru. 72-74 doğru telefon. Yılmaz Hoca ile bir görüşme oluyor var, mu? Var bir sürü. Bakın 72-74 telefon numarasıyla Yılmaz Hoca arasında
yoğun bir şekilde siz söyler misiniz? Hemen bakın sayıyorum. Uzmanımız Hayır, burada. 15 Temmuz. 15'inde başlıyor. 15'inde dinleyin Orhan Bey'i. 15'inde başlıyor. Devamına bakıyorum. Bizi görmeyelim. Rukiye'yi görün lütfen. 15'inde. 16'sında var. Hayır. 5, 6 sayıyorum beyefendi. 7, 8, 9 diye gidiyor. Devam ediyor. Bayağı bir görüşmeniz var ya. Rukiye'de daha sadece. Evet. Bayağı bir görüşmeniz var. Çok görüşmüşsünüz. Yani biz yanlış bir şey yapmak istemeyiz, hak da yemeyiz. Hayır ablacığım. Hayır, ya hayır. Beyefendi 72-74 sizin değil mi? Beyefendi 72-74 sizin telefon numaranız değil mi? Sesleri alalım. Ben beyefendi bizi duyabilir mi? Az sesleri de alırsak. Tam numarasını söyleyelim. Alabilir miyiz sesi? Müzik verelim. Evet. Bir dakika bekle. Tamam. Çek. Playback'i açalım. Şimdi Fatih Bey'e o telefon numarasını, Orhan Bey telefon numarasını siz kendisi söylediği kadarını söyleyeyim isterseniz. Başını da söyleyin. Başını da söyleyin. 0500. Hemen söylüyorum. Ya ortayı söylemeyeceğiz yani. Aslında hepsini söylesek neyse. Telefonunuz Fatih Bey. Evet Fatih Bey. Evet dinliyorum. Numaranız başlıyor mu? Evet. Tamam Fatih. 15 Temmuz ve 16 Temmuz'da rahmetli öldürülmeden önce siz onlardı. Demek ki Yılmaz Hoca'nın telefonu var sizde. Ne konuştunuz onunla o kadar? Bize doğruları ablacığım, söyleyin. Ha. Şimdi bu Yılmaz amca benim akrabamdı. Ama ben görüştüğüm zaman yeğenim benim zebzem bitti. Bana ben zebze, domates, salatalık bilmem ıvır soğan patates gibi zebze getiriver dedi. Ancak öyle ama... Ben ama Fatih Bey çok özür dilerim ama yani bizi de aptal yerine koymayın. Çok özür dilerim. Hayır. Az önce dedin ki bana bak az önce beni sinirlendirme. Az önce dedin ki Yılmaz Hoca'nın telefonu bende yok dedin. Şimdi de diyorsun ki sebze meyve bilmem ne. Ama. Allah Allah ya olur mu öyle şey lütfen. Bak biz bir şey konuştuğumuz zaman biz yayıncıyız biz gazeteciyiz. İşkembeden atmıyorum yani ben sana bu soruları sorarken. Konuşmuşsun adamla. Önce diyorsun ki telefonu yok diyorsun. Telefonu yoksa sen o adamla 15-16 Temmuz'u onlarca defa sebze meyve mi konuşun? Sebzeye meyveye geç. Yılmaz. Bak sebze meyveye geç Fatih Bey. Sen Yılmaz Hoca'ya silah mı götürdün? Hayır ablacığım. Bana sadede gel. Hayır. Senin, bak şöyle bir iddia var. Fatih Bey şöyle bir iddia var senin hakkında. Bu bir iddia. Bunu oradaki emniyet araştıracak, jandarma araştıracak. Benim görevim değil. Ablacığım. Gazeteci olarak sormak benim görevim ama. Bak, orada Urfalı bir adam öldürülüyor. Hayır, Urfalı bir adam öldürülüyor orada. Öldürülüyor adamın silahlarını gidiyorsun iddiaya göre sen oradan çalıyorsun, alıyorsun. Sonra da o silahı birilerine veriyorsun. Urfa nereye, ben nereye? Hayır. Hayır, orada senin orada Çatak köyünde ya da Silifke'de orada bir yerde Urfa'ya gitmiyorsun. Urfalı bir adam öldürülüyor. Hayır. Sen giriyorsun onun silahlarını alıyorsun. 15-16 Temmuz'da Yılmaz Hayır. Hoca senden silah istedi mi istemedi mi? Bakın. İstedi mi istemedi mi Fatih Bey? Nereye gitti Fatih Bey? Hayır abla Urfalı diye ben hiç kimseyi tanımıyorum ki ya. Ben soruma diğer soruma İstinler gelelim. Sen 15-16 Temmuz'da. Oyna diyorlar millet. Hayır. Behçet Taş ve oğlu Osman Taş'ın Taşgil'de kalıyordum, ekin deriyordum. Ben onların yanında kalıyordum. Fatih Bey 15 günde bir obaya gittiğinizi biliyorum. Hayır, hayır. Bakın az önce telefon kaydını da yalanladınız. Hatta şöyle bir iddia var. Sizin ve Rukiye Hanım'ın, bunlar iddia tabii ki ben iddia olarak söyleyeyim. Ondan sonra bu şey hakkında da yakınlaşma olduğu, Rukiye ile sizin aranızda yakınlaşma olduğu, genç babanın da size olduğu iddiası var. Hiçbir zaman araştırabilirsiniz ama hiçbir zaman öyle bir konu olmaz, olamaz da. Peki gittiğiniz halde gitmiyor. Ya ellerinde Allah'ın kitap üzerinde Nidem Hanım ellerinde çanım nereye çalmaya çalışıyorum? Bu kaçıncı var? Kaçıncı? Niye dinliyorsun? Niye? Ben katili bulmak istiyorum burada. Bu adamı sürmeye çalışıyorlar. Ahmedat, Mehmedat, nice bu ya? Bu dinlenecek bir şey değil gerçekten ya. Senin aklına bir dakika, senin aklına şu gelmiyor mu? Kardeşim sen 15-16 Temmuz'da... Ya o da adam ne diyor? Ben ne diyorum? Benim dediğimi mi dinliyorsun? Sen sağ sol.
diyor. Odunumuzu kontrolüyordun, ekinimizi deriviyordun. Bir ihtiyaç olduğunda Fatih Gülüm ben böyle burada filan yere gideceğim, filan işimi tutuyor diyordun. Bu adam gelmezse suç mu? Gelen kişiyi hep suçluyorlar. Hayırdır ya? Ya bu olacak şimdi kitap üzerine. Senin kocana da 15-16 defa ya, görüşüyor. Hayır, sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun? Ben gidiyorum. Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Niye demiyorsun? Ben mi gidiyorum? Bak bu delili dağıtmanın peşindesin şu an. Dağıtmıyorum. Delilin peşindeyim. Sen delili karartıyorsun. Sen delili karartıyorsun. Sen delili karartıyorsun. Hayır. Karartıyorsun. Delili karartıyorsun. Verdi karayı. Rukiye'nin büyük yüzleşmesi devam ediyor. Yaratandan başka kimseden korkmuyorum. Suç bura çıkacak. Bu iddialar stüdyoyu karıştıracak. Ya karavana geleceğinden haberim var benim kocalım. Yılmaz Kılınç, Rukiye'nin yengesine muska yaptı mı? Bu bir iftiradır, karardır ya. Rukiye'nin abileriyle eşi neden düşmandı? Bize bunu bugüne kadar niye anlatmadın? Rukiye'nin abisi ve köyden veli günler sonra canlı yayında. O adam oradan yakın bir yerde mi? Kocasını abileri mi öldürdü? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Azeri gelin Risale stüdyoya geldi. Kocamla barışmak istiyorum dedi. Kocasıyla yüzleşti. Ben Ramazan'ım duydum. O benim annem babam değerim her şeyim. Hala da eşimi istiyorum boşanmam da. 2 yıldır görmediği çocuğuna kavuştu. 14 yaşında evden kaçtı. 21 gün sonra ailesiyle stüdyoda buluştu. Gözünüz aydın. Gerçeklerin ortaya çıkabilmesi için, adalete yardımcı olabilmek için. Şimdi öncelikle Fatih Kara atta mısınız? Fatih Bey atta mısınız? Bakın arkadaşlar. Bu arada Veli Karadayı ve Mustafa Bacağ'ın da canlı yayında olduğunu olması gerekiyor. Onlar canlı yayını görebilir miyim? Rukiye'nin abisi Mustafa Bey ve Veli Karadayı. Veli Bey merhabalar. Merhaba efendim. Merhaba, selamlar Karaman'a size. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba Mustafa Bey, duyuyorsunuz. Size geleceğim, hemen 2 dakika içinde geleceğim. Ama Fatih Kara'ya sormam gereken bir şey var. Fatih Bey'e tekrar selamlar, Fatih Kara. Merhaba abla. Şimdi az önce, yani bu bana da yakışmayan bir tavırdı. Sesimi yükselttiğim için özür diliyorum. Ama ben size çok net bir soru sordum. Dedim ki 15-16 Temmuz'da Yılmaz Hoca ile siz ne konuştunuz? Önce bunu yalanladınız. Arkasından da işte görüşme yaptığınızı kabul ettiniz. Şimdi size ablacığım, başka bir şey soracağım. İzninizle. Hı hı. Başka bir şey soracağım. Şimdi benim öyle sesimi, ben kendimden öyle hoşlanmıyorum sesimi yükseltince. Şimdi Fatih Bey, ben size neden bu soruları soruyorum? Çünkü dönemin jandarması... Ben şu anda jandarmanın tutanağından, araştırma tutanağından okuyorum. Rukiye dinliyor musun? Dinliyorum. Araştırma tutanağında Çatak köyünde ikamet eden Aydın Kara'nın, yani bir gün önce orada kalan, obada kalan... Almadı o adam benim yanımda. Aydın Kara kaldı. Aydın Kara ya. Ha, Aydın Kara. Aydın Kara'nın abiyi... Beynimde sinirlendiğim zaman dolaşıyor. Kara olarak geçiyormuşsunuz. Fatih Kara'nın cinayet olayıyla ilgili bilgisinin olduğu... Ancak jandarma veya savcılıkla ilgili bilgi paylaşımına sıcak bakmadığı, çekindiği değerlendirilmekte. Dolayısıyla sizin 0537 ile başlayan 7274 ile devam eden telefonunuz dinlemeye alınmış, takibe alınmış. Yani sizden jandarma da şüphelenmiş. Siz cinayetle ilgili ne biliyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Ablacığım. Jandarma öyle yazmış çünkü. Bilgisi var ama konuşmuyor diye yazmış. Hayır abla. Peki jandarma çünkü neden böyle yazmış Fatih Bey? Ben amcamın yanına o sene hiç gitmedim. Bu Yılmaz Kılıç benim akrabam. Anladım ama gitmedim dediniz. Çok değerli bir insan. 2 haftada bir oraya gittiğinizi ben biliyorum Fatih Bey. Bakın bunu da ortaya çıkartırız ablacığım, eğer doğruysa. Hayır. İsterseniz ne kadar araştırma yaparsanız yapın. Ama amcamın yanına ben o sene hiçbir zaman gitmedim. Bakın Fatih Bey, Aydın Kara sizin abiniz mi? Evet. Aydın Kara sizin abiniz. Yani
karısı Ayşe ile birlikte öldürülmeden önce obada Rukiye'nin yanında kalmış olan Aydın Kara, savcılık tarafından alınan ifadesinde bakın ne söylüyor. Diyor ki, kardeşim diyor, Fatih Kara bana Yılmaz Kılınç'ın öldürülmeden bir yıl kadar önce kahvede Murat Kılınç'ın babasının bulunmadığı bir zaman, babasının bulunmadığı bir anda onu tehdit ettiğini söylemişti diyorsunuz. Siz böyle bir tehdidi kahvede duydunuz mu, duymadınız mı? Abici, ablacığım, kahvede herkes konuştu onu. Ama ne derece doğru, ne derece yanlış orasını ben bilemem. Şimdi bakın, siz kulağınıza böyle bir şey duymadığınız halde duydunuz mu? Yani Murat Kılınç babasını öldürecek ya da babasını tehdit ediyor diye bir şey duydunuz mu? Bunu kardeşinize, abinize, Aydın Kara'ya söylediniz mi? Söyledin mi? Söyledim de Aydın'a, Fatih abi niye gizliyorsunuz? Daha gizleyecek zaman mı var? Ben bir şey gizlemiyorum. Hiçbir zaman da gizlemedim. Bak biliyor, bu çatak koyuyor az çok. Hoca ölmeden 2-3 sene önce çatak koyuyor az çok, biliyor bu katilin kim olduğunu. Bir de son ara bir oraya ziyaretçi el ettim ben. Kim ziyaretçi Fatih Bey? Kimden bahsediyorsunuz? İstanbul'dan bir arkadaşımız geldi. Hani gittiniz, hani gitmemiştiniz? Ne zaman gittiniz? Ama hoca ölmeden hemen hemen bir yıl önce olması lazım. Yok. Tam kesin bilmiyorum onu da. Şu bakın, 15 ile 16'sında siz yaylaya gidiyorsunuz. Baz istasyonu öyle gösteriyor. Hayır bakın. Hayır. Baz istasyonu ne Fatih Bey? Bak sen bunu bilebilirsin. Rukiye bunu bilmeyebilir. Baz istasyonu demek senin telefonun orada sinyal veriyor demek. Yani sen obaya gitmişsin. Düzenli aralıklarla da gitmişsin hocanın yanına. Biz bunu biliyoruz. Kıyı Tepesi Zeykel mevki. Ayda? Hatta o dönemde jandarma da senin çok şey bildiğini biliyor ve senin telefonunu takibe alıyor. Fakat sen ne o dönem konuşuyorsun? Şimdi de ağzın sus pus. Bak bilmediğin bir şey varsa, bildiğin bir şey var ve konuşmuyorsan. O da suç. Suç. O da suç. Suç yani çatak alkol olarak suç bu bir. Çatak alkol olarak Yılmaz kocanın ne kadar değerli olduğunu hepiniz biliyordun. Bir şey duyduğunuzda kocanın uşağının altına bir söyler misiniz Allah'ınıza suçun? Siz Murat'la ilgili kahvede bir şey duydunuz mu, duymadınız mı? Bir şey diyor Nidem Hanım. Benim tek bildiğim kocanın bir günlüğü olduğu. Ne oldu? Ne varsa o günlükte yazdığı ve Durmuş'un koca öldükten sonra yaktığını buradan laf oldu. Enişteleri bunu kızı Fatma da biliyormuş. Süleyman eniştesi de biliyormuş. Bak, var mıdır destekli hocam? O kadar tartışma olmuş. Kocaya Durmuş demiş ki bak adam, bak o benim biraz yorgun olunca onu bak adam sonra ispatladı. Yılmaz hocanın bir günlüğü var mıydı? Yazıyor muydu Yılmaz hocanın? Defteri var mıydı? Defteri var mı? Bir şey yazıyor mu her gün? Dilekçe mektup yazardın ama mektubu ben okuyamadığım için yakmışlar. Her gün bir şey yazar mıydı o defteri? Yazardın. Deftere? Ailesinden bu Ayşe Hanım'dan da bir mektup geliyordu, sürekli ağlardın. Bak bize bir şeyi söyledin Fatih Bey. Fatih abi gerçekler mi konuşanlar da suçun? O adam değerli bir adam. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman senin abin neden söylüyor? Böyle benim kardeşim kahvede Murat'ın böyle tehditlerini duymuş. Niye diyor? Hayır. Kahvede konuşulmuş ama ben bir şey duymadım ablacığım. Senin kardeşin söylüyor. Ya söyleyebilir ama ben duymadım ablam. Doğru. Peki ben o zaman şöyle bir senaryo çiziyorum. Bu bir senaryo tabii ki. Şimdi Durmuş dedi. Ben şunu merak ediyorum. Rukiye Durmuş da diyeceğim. Rukiye ben şunu merak ediyorum. Sen şimdi ifadende de şeyin daha sonraki verdiğin ifadelerde de Murat'tan bu kadar güçlü şekilde şüphelenmiyorsun. Ne oldu da Murat'tan şüphelenmeye başladın? Yok ben oldu bitti Murat. Hayır öncesinde Murat bak senin kocanı Murat öldürdüyse, oğlu öldürdüyse jandarma oraya geldi diyeceksin ki Murat öldürdü diyeceksin. Ben o zamanlarda kendim dirilemedim ki kocamın katilini arayayım. Ne zaman kendine geldiğinde Murat olduğunu düşündün? Giriyorum Fatih Bey. Her türlü biliyordum ama kocamı kaybedince bu aklı sana Fatih Bey mi verdi? Aydın Kara mı vardı? Hayır. Bak adam ne diyor? Süleyman enişti lan aralar bozuldun o zaman. Bir de benim babam bir şey sorar mısın valla? Hayır bir Fatih saniye bekler misiniz? Dinleyin soracağım. Süleyman enişti lan Durmuş Kılınç'ın arası bozuldun. Demiş ki obanın kadını niye kovdunuz? Evden ne yaşattınız deyince mercan falan adama atılmış Fatma'nın eşine. O adam Süleyman abiyle. Bana sahip çıkmaya çalışın diye kadını getir de koyun kütür demiş. Kaymubağın karısını demiş. Bunlar yakışıyor mu? Durmuş demiş bunları. Tamam. Fatih Bey siz hocanın bir defteri olduğunu nereden biliyorsunuz? Evet. Çok özel. Evet. Kahvede konuşuldu abla. Kahvede konuşuldu. Evet. Yakılmış defteri. Bunu herkes laf etti. Benim yanıma gelen şansları da laf etti. Vallahi jandarmanın o kadar yüzlerce sayfası var. Biz böyle bir şeyden haberdar değiliz. İlk kez duyuyoruz. Ya cebinden çıkmış Nidem Hanım. Örtbastarı olmasın bu. Hayır belgelerde yok. Cebinden çıkmış. Adamın cebinden çıkmış. Peki bunu neden jandarmaya söylemediniz o zaman Fatih Bey?
ablacığım, benim yanıma jandarma gelmedi ki. Gelmiş. Hayır, jandarma gelmedi abla. Hayır bak savcı diyor ki Çatak köyünde diyor. Aydın abi böyle bilgilerin var, savcılık hiç çağırmadım. Niye söylemedin evvelden nasıl beri? Nasıl çağırmazdı? Şüpheli olarak seni takibe almış. Nasıl çağırmaz? Fatih Bey. Ablacığım takip almış olabilir ama benim yanıma ne jandarma geldi, ne soru sordu, ne savcılığa çağrıldım, ne sen niye gitmedin? Verdi. Hadi diyelim jandarma gelmedi. Jandarma görevini yapmadı. Sen sorumlu bir vatandaş olarak niye gidip bunu söylemedin? Git söyle. Niye söylemedin? Çok sevdiğiniz bir köyün kaybı. Madem akraban. Niye söyle? Osman Taş vardı, ailesinin yanında kalıyordum. Ya Allah'ını seversen Murat ne soruyorsun? Ben şimdi köyle beni arıyorlar köyden. Bekle bir saniye. Tamam. Köyden beni arıyorlar. Diyorlar ki ya kimse de bu Aydın Kara'yla Fatih Kara bunu Murat yapmıştır. Kadınızını yıkmaya çalışıyordur. Sadece bunun ikisi diyormuş. Niye ya, diyormuş bunu sorar mısın? O kadar vatandaş konuştu yani, da neymiş indi. Bu? Susturdun. Türk vatandaşını niye susturdun. Bunları... Var susturdunuz ama sen onun al becerdi misin? Duydun mu Fatih Bey? Adam erkek gibi konuşuyor. Tamam. Eğer konuşan erkek gibi konuşuyor da susturdun. Mara Çatak arasını susturdun neyse. Tamam bir dakika. Fatih Bey ama siz neden bunu bilmediğinize görmediğiniz halde ya da biliyor musunuz ya da hakkında bir şey bilginiz var bunu söylemiyor musunuz? Murat'ın bunu yaptığını konuşuyormuşsunuz sağda solda. Hayır, bir şey mi biliyorsun? Hayır. Konuşuyormuş hayır. Diyor. Duydunuz mu bunu? Herkesin şerefi, namusu, hasiyeti vardır. Hayır, kusura bakmayın. Vallahi herkesin gerçekten ben şerefi. Ben de bir şey soracağım. Tamam. Hayır. Fatih abi. Efendim. Babam hiç silah temin etmek için senden bir şey istedi mi? Ya da sana sordu mu nereden bulabilirim diye? Bak. Hiç sormadı gülüm. Kur'an-ı Kerim üzerine, iki evladım üzerine yemin ederim ki adamı, öyle şey üzerine yemin ederim ki duk, dedim, o da hiçbir zaman çıkmadım. Yılmaz emmem bana öyle bir konu öf konuşmadı, deme, söylemedi. Öf deme, çıkacak o olay. Öf desen de, tof desen de. Ya olur. Bak küçücük bir şey biliyorsan Allah rızası için söyle gülüm. Ya. Hiçbir şey söylemeden ben bana. Aydın abi bir şey sorabilir miyim? Ses kes, laf kesildiler bak. Bu Süleyman enişte ile kim bir kişi de kastettin orada sen? Süleyman enişte kim ya? Kocamın eniştesi. Ha, ne olmuş ona? İşte orada kastetti. Kim öyle kastetti? Ben o seninle emmemin yanına varmadım bile. Tamam neyse konu dağıldı. Başka konuya geçiyorum. Ne demek? Ben Fatih Bey. Bak şöyle yapacağım. Telefonla bu işler olmuyor. Buraya gelmenizi rica ediyorum. Yüz yüze konuşalım. Ben gelemem. Şu anda ben yemeğiyle çalışıyorum. Tamam bir konuşuruz biz onu. Senin bildiklerin var. Hatta daha öncesin ben oraya gelip her şeyi anlatırım demişsin. Ama alalım sesi madem öyle bir konuşalım kendisiyle. Daha önce gelmek isteyen kişi her şekilde gelir. Bir dakika ne olur. Söyleyin ama. Defteri kendini görür mü sorsan bir. Var mı bir mektup diyor da? Gizliyordum hocam benden yok, gizliyordum. Bir iki mektup şöyle gizliyordum. Bir defteri vardı ama öldükten sonra ben hiç görmedim. Siz gördünüz mü? Yok diyor. Ben varmadım gülüm de ben görmedim. Ya yaktınız şöyle, işte. Elim kaçacak elimler uzunluğunda. Yani şöyle baston da yok ortada defter de yok. Ben onu söyleyeyim size. Ben bunu hocamına sordum. Durmuş Ali Bey. Evet. Jandarma teslim etmiş. Kocanın mektubu kıyadı. Hayırdır? Jandarmaya teslim etmiş. Jandarma teslim etmiş abime. Ya defteri incelemiş defterde. Kaydı değil bir şey yok yani onunla alakalı hiçbir şey yok defterde. Ne yazar? Bir not defteri var. Jandarma incelemiş yani. İncelemiş abime vermiş abi de bakmış. Ha, biz dönemin çalışanlarıyla görüşüyoruz. Şey bunu bir kendilerine sorarız. Ne yazar biliyor musun o deftere? Destan yazardı böyle. Yakım yakardı yani böyle. Şiir yazardı güzel şiir yazardı yani. Onlar, ama baksana Fatih Bey'de bir şeyler biliyor bence. Ananın mektubunu kim ile gönderdi? Ananın mektubunu. Gelelim şeye. Şu şimdi Yılmaz Hoca'nın bazı duru yeteneği ve bazı öngörüleri varmış. Duyu geliyormuş. Evet. Rukiye'nin deyimiyle. Rukiye de bazen duyular geliyor. Öyle söylüyor. Evet. Tırnak içinde duyu diye ifade ediyorlar. Evet. Yani kısacası sevgili izleyiciler, Yılmaz Hoca Mersin'de o zaman şeyde obada fal bakıyormuş. Bildiğiniz fal bakıyor. Ve öncesinde aslında bu işi para karşılığı yapmıyor ve işte daha önce bir iki cinayetle ilgili olarak hatta emniyete gidip hissettiklerini paylaşmış. Hatta cesedin yerini de söylemiş. Evet. Fakat daha sonra Rukiye ile evlendikten sonra Yılmaz Hoca para almaya başlamış. Ve ciddi paralar almaya başlamış. İnsanlar verirse hakkıdır. Hatta o dönemin parasıyla. 100 milyar mı almış? Nedem Hanım orada kastediyorum. Ama dur. 50 milyar mı almış? 100 milyar mı almış? Fincan başına 50 lira. Fincan başına. Paramazdı kaç milyar almış onu soruyorum. Sen söylüyor bekle bir dakika konuşayım ya. Fincan başına. Parasından diyorsun ama para dedin nedir? 5 lira 10 lira.
50 milyon değil. Bu para mı yani? Ya bir dakika konuşursana. Adam elin harlanı da mı? 2012 yılında dönemin parası o zaman. Öncesini de düşünürsek 2012 yılında öldürülmüş. Öncesinde de 10-11 milyar kazanmış. Fincan başı 50 lira. Hasta okumayı da 100 lira. Siz düşünün sevgili izleyiciler. Şu anki paranın nasıl değer kaybettiğini de maalesef düşünürsek eğer. Evet. Yani şu da dönemin parasıyla 500 liradan fazla 1000 lira civarı para alıyormuş. Bunları para bayağı o zaman gelen giden oluyor muydu? Çok ama çok. Geçen gün dedim Konya, çok. Karaman, Mersin. Bak annemle evliyken ben bir günde 60 kişinin geldiğini biliyorum. Para alıyor muydu onlardan da? O zaman bizim dönemde almıyordu. Para almıyordu annen dediğinden. Şöyle. Yani kişiye bakarak konuşalım. Kişinin gönlünde ne koparsa onu atardı önce. Ama sonra bunu para karşılığı belir, mı yapmaya? Ama sonra paraya çevirmiş bunu. Emmi diyor benim param yok diyor 2 lira atıyor. 2 lira ya bildiğiniz 2 lira. Olsun yeğenim diyor aralık aralıktır diyor. Ben onu para için yaptım. Niye? Kaç lira para bulunmuş o zaman? Şimdi... Bir kaç oraya vardım. Çıkın 3 milyardan para çıkın mı fazlası? Adam niye fincan başına ediyorsun? 50 lira aldı suçu gözümün önünde. Suçlu sınavı buna bayağı para biçmişsin hiç doğru bir şey değil dedim. 300 lira, hayat zor 300 dedi. Lira istediği de olmuş. 300 lira. 300 lira. Rukiye'yle evliyken mi oluyor? Evet. Adam bana geldi söyledi ulan 3 lira parası benden dedi yani. Ya vermeyin kardeşim gitmeyin dedim ya. Ya. Boşlayın şu işi kim dedim ya. Kim demiş onları bir çağırır mısınız? Kime demiş? Nidem Hanım bak bunlar ispatlıyor onlar bir çağırırlar mı falan. Muska mı yazıyordu insanlara? İnşallah onlar da izliyorlardı da bağlanırlar. Onlar ispatlayan kişiler kim bir çağırın onları karşımıza alalım. Madem para karşılığı 3 milyar 4 milyar nerede kimi soymuş soralım. Madem bunlar gerçeğe konuşuyor. Nereye tamam. Vuracaklarını şaştılar. Vallahi bize en az şu anda istihbarat servisimizi 10-20 kişi aramıştır yani. Biz de gittik o zaman Yılmaz Hoca'ya diye. En az 20 kişi aramıştır yani. Aramıştır tamam hangisini soymuşuz? 100 milyar 50 milyar mı? Soyma değil bu. Tamam bunları bari kastediyorlar 300-400 ya. O zamanın Berlin'de de aynı. 5 lira onları alıyordun 20 lira alıyordun 50 lira alıyordun. Niye kastediyorlar? Rukiye. Elinde boyayı nereye sürmeye çalışıyor bu şanslar? Rukiye senle evlenene kadar para almıyormuş. Senle evlendikten sonra bu iş ticarete dökmüş diyoruz. Hayır. Ne yaptı o paraları? Para adına para almazdın hocam. Niye atarsa ya o karşısındaki kişi gönlünden kopardı. Niye atarsa onu aldın. Bunu kastediyorlar. Bu sağ sola dağıtmanın amacını alıyorlar. Onu da açıklayamam neden para biçtiğini. Neden? Biz varken bizim önümüzde belli başlı bir hayvan vardı. Benim muhtaçlığım yoktu. Bak başka bir şey. Benim anamın kardeşimin davarı. Ben anamdan kardeşimden davar getirmişim. Benim muhtaçlığım. Sen konuyu kaynatma. Bir dakika bir saniye. Kıvırmaya çalışma kıvırsa. Bir dakika bir şey söylüyor bir dinleyeyim. Babam önce fiyat biçmezdi. Niye biçmezdi? Çünkü ihtiyacı yoktu. Biz çalışıyorduk. Belli başlı bir hayvan sayımız vardı. Yani 80-100 gibi. Bunu sütü dökülüyordu, kebis satılıyordu. Babamın o tür paralara ihtiyacı yoktu. Sonra ne oldu? Bu karı geldi. Parayı da yediniz. Bizim direkt daha aldı. Babamın da bir yerden geliri... Neden açtım? Çünkü muska yazıyormuş, bunu para karşılığı yapıyormuş yok, falan. Yok ya ben şimdi hayat yoldaşımı ben seninle onlardan iyi mi tanıyorsun? Gelelim Beli Karadayı'ya ve Mustafa Bacağı. Ya Mustafa Bacağı'nın karısıyla Hatice ile arası bozuk olduğu için önce Veli Karadayı'ya gidiyor. Veli Karadayı da geliyor benim kocayı öldürüyor. Öyle diyor. Sen onların ağzından hareket ettin mi delleniyorum. Senin ağzınla işte. Hareket ediyorum. Senin onların ifaden. Senin ağzınla hareket ediyorum. Senin ağzı bu senin ifaden ya. Bak Rukiye Kılınç'ın ifadesi. Rukiye Kılınç diyor ki Veli Bey'i bir göreyim, Mustafa Bey'i de bir göreyim. Veli Karadayı isimli şahsın işte şeye Yılmaz Bey'e misin? Demiş bu duruma üzülmüş o yüzden şeyde Yılmaz Hoca da bu duruma üzülmüş yani Veli Karadayı yapmadığına dair üzülmüş demek ki adam Veli Karadayı'nın kızına ters çevirde düşün bakayım o nasıl Veli Bey oldu. Veli Bey Yılmaz Hoca sizin adam kızınıza yapmış, konuşsun adam da konuş. Ellerinde çamuru karabeliye ama sürmesin bu şanslar. Veli Karadayı bir söylesin. Veli Bey, Yılmaz Hoca sizin kızınıza muska yaptı mı, yapmış mı? Siz o yüzden mi kızdınız? Ya nereden çıkardınız? Ses gidiyor. Nereden çıkardınız bunu? Kim söyledi size? Biz bunu şuradan çıkartıyoruz. Rukiye Kılınç polis şeye jandarmaya verdiği ifadede. Ben öyle bir şey demedim. Hayır. Ben kimi okutayım bunu ya? Hayır ya. Tarafsız. Zuhal sana inanıyor. Gel sen oku. Hadi gel. Gel Zuhal okusun. Bak ne demiş ifadesinde. Heh. Tamam. Şu mikrofona konuş. Tamam. Şuradan itibaren. Hala şu. Burayı okuma tabii ki. Yani orada küfür var bir tane.
delirtmişsin dediğini ve bu duruma üzüldüğünü kimse bana söyledi. Baştan cümleyi başından alalım. Kızımı delirtmişsin. Hayır bak, Karaman'dan Ermeni'ye. Dinle. Karaman'dan Ermeni'ye gittiğinde abim Mustafa Bacağ'ın kayınbabası Veli Karadayı isimli şahısın kendini delirtmişsin dediğini ve bu duruma üzüldüğünü bana söyledi. Tamam. Ha, teşekkürler canım benim. Çok seviyorsun ya Zuhal'i. Bak nerede söylüyor? Gel Zuhal bunu da oku. Gel bunu da oku. Kimin ifadesi? Sorgulama tutanağı. Burada kim yazıyor? Rukiye Kılınç. Rukiye Kılınç. Tamam. Bana inanmıyorsun ya. Yani sen söylemişsin. Onlar sen söylemiş. Şikayet çoğurdun gider savcılık dairesinde biliyordun. Hakim karşısında biliyordun. Karaveli'nin elinden bir şey alan mı oldu? Karaveli de biliyordun az çok karakol. Gider şikayet çoğurdun. Savcılık dairesinde biliyordun. Özür dilerim. Hakim dairesinde biliyordun. Ama bu Muska. Karaveli böyle daha da değildin. Daha da çoban olacak. Meli Bey ben bunu. Bir yer biliyor zannetmesin. Ben bunu. Gider gidin savcılık dairesine. Tamam ben bunu. Karakola şikayet edebilirdim. Tamam benim mesele şu. Kaçırdı, diye. Mesele şu. Yılmaz Hoca Muska yaptı diye. Tamam dinliyorum Veli Bey. Anlamadım ki sesi. Ha, şimdi söyle Veli Bey. Nasıl lan ne diyor? Ne dedi? Bir daha söyleyin Veli Bey. Onun ses gelmiyor ki. Sesinden ben bir şey duyamıyorum. Benim kulaklarım duymuyor. Ukiya'nın sesinden ben sizin sesinizi duyamıyorum. Yılmaz Hoca Muska yaptığını söylemiş Rukiye. Daha doğrusu Yılmaz Hoca Rukiye'ye böyle söylemiş. Siz ona o yüzden evden kovmuşsunuz. Benim kızıma muska yapmışsın diye evden kovmuşsunuz Yılmaz Hoca'yı. Adam abi konuşuyoruz ki. Ben de duymadım. Onu nereden uydurup çıkarıyorsunuz 10 sene sonra? Rukiye söylüyor, Rukiye. İfadesini söylüyor. Rukiye bahsetme Rukiye'ye ben söylemedim. Okuduk ya bak Zuhal okudu ya. Ya beni görmezdin ben. De beni çekemeyin ya bir savcı dairesine yazılmış ya karakol dairesine Rukiye. Yazılmış. Rukiye yani bak. Yani ben tamam. Böyle bir şey kastetmedim. Bak hani kocan eve geliyor ya Yılmaz Hoca. Yayladan geliyor ya Konya'dan. Adam mı tamam bir, adam bitireyim, olmuş, bir bitireyim de anlayayım bak anlatalım. Adam... Dinle adam eve geldi yorgun argın morali bozuktu ya. Evet. Sen ona sordun ne oldu koca evet. Sana diye sordun. Evet. Sana o kendisi söylemiş olabilir. İşte söyledi evet. Bana kızdı. Sen de bunu ifadende bu şekilde söylemiş olabilirsin. Öyle demiş olabilirim. E tamam işte onu demişsin. Konuşuyoruz. Aklardım beraber birilemeye gitti benim hocam. Şimdi daha sonrasında Mustafa Bacağı görebilir miyim arkadaşlar? Mustafa Bey duyuyor musunuz beni? Bahsettiğimiz kişi abla. Mustafa Bey'in eşi Hatice Hanım. Mustafa evet, Bey. Evet, duyuyorum. Mustafa Bey, siz 2013 2013 yılında verdiğiniz ifadede demişsiniz ki Yılmaz Kılınç yaylada bana eşin dönecek ama biraz sabredeceksin. Birkaç gün bekleyeceksin demiş size değil mi? Ya benim bak karakolda ne ifade verdiğim sen ifadem geçerlidir. 10 sene sonra bana ifade sorma. Ben bazı o zaman bildiğim, konuştuğum şeyleri unutmuş olabilirim. Yılmaz Hoca size ne dedi peki orada? Karınla ilgili, Hatice ile ilgili. Benim karımla ilgili bir şey dediğini bilmiyorum. Ben Yılmaz Hoca genellikle karımla cenazeye gitti. Bak Mustafa Bey bak. He. Şimdi orada bir cenazeye geliyor. Anladık. Sen Yılmaz Hoca'nın oraya gelmesini sen istememişsin. Ama Yılmaz Hoca senin karınla Hatice ile aran bozuk olduğu için önce gitmiş Veli Karadayı ile konuşmuş. Veli Karadayı sen benim kızıma muska yapıyorsun. Seni burada kızımı zaten delirtmişsin diye Yılmaz Hoca'yı oradan kovuyor. Gönderiyor oradan. Sonra gidiyor şeye gidiyor. Cenazeye gidiyor. Sonra ertesi günde... Cenazeye zaten o Karaveli'nin oraya. Ben neyse işte öncesinde ya da sonrasında. Sonrasında ertesi gün o gece orada kalıyor. Ertesi günde yaylaya, Ermeni'ye yaylaya geliyor. Siz de orada görüşüyorsunuz. Ya öncesinde ya da sonrasında görüşüyorsunuz. Ve sana... Pazar geldi geldiyse kocamızı tamam, buraya. Tamam ki pazar günü geldi görüşüyorsunuz. Şimdi normalde evet. Veli Karadayı'nın evinden, senin kayınpederinin evinden kovulan Yılmaz Hoca, Yılmaz Kılınç sana evet. Hangi neye güvenerek, şimdi evden kovulmuş ya aranızı da bulamamış ya, Yılmaz Hoca neye güvenerek merak etme diyor. Eşin sana dönecek, biraz sabret, birkaç gün sabret, eşin sana dönecek diye neye güvenerek söylüyor? Ben öyle bir şey söylemedi abla. Senin ifaden var kurban olayım yani. De canım bele, söylemiştir bele, mutlaka. Bele hiç öyle bir şey söylemedi. İfaden var bak İfadem Mustafa Bey. İfadem de denilmiş niye gizliyorsun? Demiş işte eve dönecek ama İran'ma geç dönecek. Ben de bir varinarıyı bulayım dedi. Niye gizliyorsunuz? Burada gizleyecek bir bele, şey yok ki. Bele orada koca bir şey söylemedi öyle bir şey söylemedi bak.
Ya Allah aşkına ben bunu nereden bileyim Mustafa Bacak? Bunu sen 2013 yılında... Ben de biliyorum az çok telefonda konuştu. Dönecek Mustafa. He. Gecik sabırlı ol o yeğenim. Oğlum dedi. Hatta dedi ki ben varayım olmaz sarıyı bulayım. El eteyim hanımını dedi sonra hanımını. Bak ben bir de orada koca ilk gidişi cenaze diye gitti tamam mı? Cenaze diye gitti. Kayınpederin yanına varmış orada. Ama orası da ben yoğurdum. Ne dedi ne de kodularını bilmiyorum ben. Ya sonrasını diyoruz yani. Önce varmadan yani önce bak, sana açık, demiş ki gelin açık, gelecek açık, eve demiş. Açık bir soru soruyorum. Mustafa Bey. O Mustafa da varmadan Bacak, önce. Senin karın eşin Hatice ile aranı düzeltmek için Yılmaz Hoca size muska yaptı mı karına yapmadı mı? Bana bunu söyle basit sorun var ya. Yapmadı. E peki niye o zaman Beli Karadayı böyle söylüyor kızıyor Yılmaz Hoca'ya? Yapmadı. Yapar mıydı babanız? Ablam benim ya. Babam oraya yazını bilmez. Şimdi ama ben şöyle bir şey duydum. Abla. Belirli bir zaman sonra Kur'an yazısını okuyordu. Birinin niye evinde Kur'an'ı okurdun koca. Tuz alınmış. Koca hatta Mehmet de demiş. Bir dur ya. Kur'an'ı okumuyor demiş. Kur'an'ı okurdun koca. Beyninde okurdun. Kur'an'ı okurdun. Ya Türkçe okurdu ya. Türkçe okurdu. Türkçe okudu. Ben sana Kur'an yazısı diyorum. Babam birini yedim. Bir daha Arapça okumaz bu bilmezdi. Kur'an-ı Kerim okuyordum benim hocam. Türkçesini okuyordu adam. Türkçesini okuyordu. Tamam Türkçesi olsun sonuçta Allah'a bağlıymış okuyormuş ya. Tamam bir dakika Murat bir şey anlatıyor. Bir dakika. Böyle birinin kızı daha ağdı dediler. Yani bunlardan tarafta abi. Hangisine kızı daha ağdırdılar? Hangisine kızını eve ağdırdılar bilmiyorum. Anlamadım ne demek istiyorsun? Ben anlamadım özür dilerim. Leş ağız, oranın ağzıyla konuştuğun için. Hı. Bir daha söyle bakayım. Anlamakta zorlandım özür dilerim. Şimdi babam öldükten sonra. Evet. Şöyle bir duyum dedikodu canlandı. Heh. O velinikiymiş. Velinikiymiş. Evde, kızın evinde mi duz alıyorlar bunlar gizli habersiz adamlar. Velinin evinden mi? Veli Karadayı'nın evinden. Yok. Yok. Veliyle abisi, veli yok bu olay. Birinin kızını sürmüş. Kız direnmiş, kızı götüremeyince kızın kollarını, yanaklarını ısırmış, kızı bayağı bir darp etmiş. Niye peki kızı kaçırıyor? Kızı seviyormuş, kız ama bunu istemiyormuş. Ondan sonra... Evli değil mi o sırada Veli? Hayır, Veli bekar. Hala bekar. Ha Veli hala ondan bekar. Sonra... Bu arada böyle şeylere ne olur inanmayın. Eğer yani evet, Yılmaz Kılıç evet, bunları gerçekten biliyor olsaydı şu anda hayatta olurdu. Yani, katilini yani, bilirdi değil yani değil mi? Değil mi? İnanmıyoruz böyle şeylere. Evet. Ondan sonra gidiyorlar, neyse kız oradan kendini kurtarıyor. Hı. Ondan sonra bu babam bunu götürdükten sonra Silifke'ye geliyorlar. Buna bir güneş gözlüğü, bir foter falan alıyorlar. Kılık değiştiriyorlar bunu tanınmasın diye. He. Adamların evine varıyorlar. Adamların evinde oturuyorlar, ediyorlar. Babanı mı götürüyorlar? Babam oraya gidiyor. Güya, yani bu kadar oldu yani bu çocuk buna gönlü var. Arayı bulmaya çalışıyor. Evet. Ondan sonra adamlar bunu çok hoş tutuyorlar evlerinin üstünde. Evden çıktıktan sonra belli bir süre sonra iki araba bunların önünü kesiyor. Hı. Araba yoğdun. Gördüğün anlat. Ben yanındaydım hocanın. Tamam dur bir araba geldi. Adam bak. Gördüğün anlat. Götüren. Ha. Adam bunlara ağza alınmayacak tepesindeki saçtan tut ayağının altına kadar küfrediyor. Hı. Ondan sonra diyor ki sen Zekeriya. Sen yanımızda mıydın? Ben diyor, hadi sen olmayaydın. Baktım. Ben bugün bunları burada öldürürdüm, leşini de kimse bulmazdı. Oo. Adamlar... Tuz meselesine peki? İşte bu kızı ondan sonra artık çocuk o kızcağız travma geçirmiş. Hani bu sürükleme... Evet. Ondan sonra kıza yalan, bir şey... Yalan, kızın psikolojisi bozulmuş. Başka bir şey söylüyor, Eve bucağa girmemeye başlamış, kız zapt olmamaya başlamış, kız böyle... Ya, kız... Anormal hareketler kim yapmaya başladı. Kim yapmış kıza bir şey mi yapmışlar? Bilmiyorum artık bunlar bir şey yaptıysa da bilmiyorum. Babam mı yaptı? Babam aracılığıyla yaptılarsa da bilmiyorum. Ya kızın geri dönmesi için veliye, senin abine geri dönmesi için. Ama kızın o yaşadığından dolayı psikolojisi bozuldu. Bir şey oldu. Yapmadık ben yandıydım orasını hocam. Bilmiyorum. Biz gittik beraber gittik. Yılmaz Hoca kimiz beraber yaptı? Gittik eşimle? Ne yaptınız kıza ya? Kızı sorduk olmaz. Sen niye kılık değiştirdin o zaman? He? Sen niye kılık değiştirdin? Niye değiştirdin? Gecenin gündü güneş gözü niye takılır? Niye değiştirmeyeceğim? Senin vazifen mi? Belki bir olayım vardı. Hadi bir dakika. Babası taktım. Rukiye mi güneş gözlüğü? Şimdi bu tanınmasın diye buna güneş gözlüğü almış baba. Ya ister güneş gözlüğü takarım. Babası varım bizim. İster güneş gözlüğü takarım. Ama oba tanımış yolu kesmiş. Oba tanımış yolu kesmiş. Zekeriya abi ne diyor? Ben hayatta ilk defa o kadar korktum diyor. Bak o kadar köyün muhtarı var diyor. 3 mü 4 mü delikanlı diyor. Önümüzü kesiyor. Ben hayatımda ilk defa o kadar korktum diyorum. Bu olay ölmeden ne kadar süre önce oluyor babanız? Bununla yeni evlendiği sıralar. Bununla yeni evlendiği sıralarda. Yani 4-5 yıl önce Zekeriya abi kamyon... Zekeriya abi tanıyorlar. Zekeriya abi hatırla bunları bırakıyorlar.
Vallahi sizin hayatınızın filmi yapılsa gişe rekorları kırar. Yemin ederim gişe rekorları kırar. Ya bunların yaptığı var ya, biz neleri bilmiyoruz daha Allah. Bir dakika, senin abin, bak vallahi ben de şimdi yani o kadar çok olay var ki sevgili izleyiciler. Yani bazen yayın sırası öğrenince sudan çıkmış. Senin abin. Benim dediğimi dinlemiyor. E dinliyorum. Adamın kandırıyor. Nelerden delil bulacağım da dağıtacağım diye anlatıyor. Devletin hep beleşten, suyu beleşten, yatağı beleşten yatmaya başlar. Senin kocan başkalarına böyle muska yapıyor muydu? Hayır. Belini... Ben başında yattım 24 saat koynumu alıp yattım. Adamı tanımıyorsam onlar zaten tanıyamaz. Sen niye şey değiştirdin peki? Şapka taktın, bir şeyler yaptın. Önceden kızı Kore'ye gittik. Önceden de kardeşi gül gördü biz orada oturduğumuz için. Ondan kızı bir dedi görelim. Ne taktın? Kafana ne taktın? Ya böyle bilmiyorum o zamanlarda ne taktım. Yazmam vardı ama öyle bir şey takmadım. Sadece gözlük, güneş gözlüğü. Yalan söylüyorlar. Koter diye bir şey yok. Güneş gözlüğü taktım. Ya aray Zekeriya abi. Seni tanımamada imkansız yani. Seni tanımayan ya mümkün değil. Tanır herkes seni. Güneş gözlüğü taktım. Akşam karanlıkta o ışığın olmadığı yerde kalıyor adamlar. Güneş gözlüğü taktım. Karanlıkta. Koca dedi ki adı başında kızı, güneş gözlüğü. Güneşi takılır. Kızı gör dedi. Bir konuş dedi. Giderse götürelim dedi. Gitmezse dedi. Bak kız kaçta gidenler görüyor musun sen? Gittik geçen sorduk. Babanın kızını sorduk. Sizin gibi böyle gizli kapaklı yapmadık. Gittik sorduk. İyi ki gizli kapaklı yapmamışsınız. Gizli kız da dedi ki istemiyorum ben dedi. Gittiğimizi başka yerine. Biz de arabaya binirdik çıktık. Karşımızdan oğlan buvasını almış amcasını almış geldi. Nereye gidiyorsunuz dedik. Ya dedik burada bir Çerkez yürüyor diyalektin gittik. Çerkez yürüyor arıyorduk. İşte bulamadık filan dedik. Çıktık. Siz dedi burada bir de gelmem bura tamam mı dedi. Tamam dedik. Ha. Sizin işiniz olmaz bizim ile yolumuza devam edin. Bir de gelmem dedi. Buraya bir daha gelmem şoför dedi öyle mi? Korktu, babam araba asfalt çıkınca babam hıh demiş. Araba anıyorlar girince. O kadar korkmuş. Ben şunu merak ediyorum. Senin kocan Yılmaz Hoca. Hem işte Mustafa Bacak'ın karısını onu hatırlamıyorum. Ben ona da hastayım yani. İfadeleri hatırlamıyor Mustafa Bey. Bence karısıyla ilgili, Hatice Hanım'la ilgili her şeyi hatırlıyor. Beraber misiniz Hatice Hanım'la şu anda Mustafa Bey? Başka yerde. Barabarız. Yani birlikte yaşıyorsunuz. Boşanmadınız. Yaşıyoruz. Boşanmadınız. Bunları zaten boşana gider. Neyin peşindeler? Bunları Yılmaz Hoca'nın muskalarına mı bağlıyız? Yapmadı mı hiç muska karınıza sizin Yılmaz Hoca? Ya Yılmaz Hoca muska bile yap. Pardon karısı söylüyor bize. Kardeşini kastetmem işte kastedenler bunlar ne demem yani. Kardeşine ne atıyorsunuz olayı? Adamlar da uşağa deli. Çalışıyorum. Yılmaz Hoca sağa sola muska yaptığı için acaba muskadan dolayı başına bir şey gelmiş olabilir mi yani? Ben biliyorum katili. Bu katil ben biliyorum. O zaman ispat et. Bir de şeyi bul ya, şu silahı bul haydi. Silahı saklayan bulsun ben. İşte silah, bak saklıyor geldiğini bulsun. İspat et bana bul silahı. Benim babam kayıp olurdu ki, haydi sen de bul. Sonra... Silah fetresini hazırlayın. Şimdi Rukiye. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Sen Murat olduğu konusunda ısrar ediyorsun da. Şimdi evet. Murat o dönemde Murat'tan da şüphelenmişler. Biz bütün iddiaları konuşuyoruz. Diyorsun ki durmuş Ali kılınç yapmıştır. Rukiye neden bunu yapmıştır? İkisinin barnağı var bu işte. Anladım da kardeşim. Var bunun ikisinin içinde. Sen o gün dışarı tuvaletini yapmaya çıktığında senin elinde el feneri yok muydu? Yok. Hani önce vardı. Var dedin Rukiye. Daha önce vardı. Lamba mı? Lamba. Tamam, el feneri. El lambası. Ha. Küçük. El feneri küçük vardı. Küçük ancak gösterir el yazar lambası. Yazar mısınız? Tamam. Elinde el feneri var. Açıklıyorum. Elinde el feneri var. Burada. Ya yok. Dur ya bir dakika. Tam olarak bilmiyorum ama yoktu neler. İfadende tamam. El feneri olduğunu söylüyorsun. Elinde el feneri var. İçeride de lütüs var. Varsa bile çok böyle önümü görecek şekilde. Ama öyle demiyorsun. Dışarıdan biri içeriye girmiş olsa el feneriyle ben o insanı görürdüm. Aynen. Kapının ağzından girse zaten görürüm ama adam yanından çekildi. Sen şimdi o dönem içeriden de yapmış olabilir, dışarıdan da yapmış olabilir. Yok dışarıdan oldu. Ben çok iyi biliyorum. Hem de şüphe kestirmemesi için kurşunun... Vallahi senin gibi bir kadının... Senin gibi bir kadının kocasına biri silah sıkacak. Sen de içeride oturacaksın, pısırık pısırık oturacaksın, bekleyeceksin. Hayatta inanmam. Sen el feneriyle var ya o insanın arkasından gidersin, onu yere yatırırsın...
ısırırsın yani mahvedersin. Bunlara gidiyorsun da şeyde mi görüşüyorsun? Odada mı görüşüyorsun bunlarla? Ben hiç kimseyle görüşmem. Bunlarla delilleri dağıtmanın görüşüyorsun. Senle görüşüyorlar. Bizimle asla görüşmüyorlar. Sen ben kocamın kanını dökeni arıyorum. Geceki kocamın kanını döken beni çığırdan arıyorum. Ben, neyin peşindesin? Katili araştır. Cezan araştır. Araştırmayacaksın. Ben hiç kimseyle siyaset yayınlarında da yayın öncesi asla konuşmazdım. Burada da hiçbir kimseyle asla konuşmuyorum. Seninle 1 saattir 10 dakikadır aynı şeyi anlatıyorsun. Ya bunların dedim pek doğru da ben dedim yanlış mı? El feneriyle o insan orada geldiyse Murat yaptıysa Murat'ın kim olduğunu görürdün Murat'ı. Adam vurdu kaçtı adam nereye el fenerinden bulacaksın ayın karanısı sonra daha iki dağın arasında. Çünkü biz sana çok karanlık değil mi? Çok karanlık. Çok karanlık. Aşırı karanlık, evet. Zifiri karanlık. Peki bu adam katil nasıl yürüdü orada ışıksız? O kurt oldu mu her türlü kurtluğunu yapacak olursa ya ne olursa. Yürünür mü? Ben yürüyemem. Ya. Yürünmez abi. Kurt, o gün bak ben not bekledim. Kurtluğunu yapacak olursa ne yapacak? O dağlardan bitmiş ölmüş. Kontağı kapattı, ışığı söndürdü. Adam, bir dakika ya. Bir dakika ışığı söndürdü adam. Kurt. Önünde uçurum olsa düşersin hocam. Yalan söylüyorum. Biliyorum ben de zifiri karanlık yerlerde. İkinin karanlık yani. Gelin de atıldı memur bey. Pusuya ikinin evin karşısına atıldı. Bu ben günlerdir ispatlıyorum. Günlerdir söylüyorum. Aynı ama aynı kas gidiliyor. Ben anlamıyorum. Ya. El feneri meselesini daha uzun uzun konuşacağım. Ama o obaya gelen biri olabilir mi acaba? Önceden muska yaptırdı. Hayır, işte başına... ben kocam dıştan... Ateş daha edildi. Belki ondan üstüme sıçradı dedi. İki sefer ateş edilmiş orada. Bunun lütfen böyle konuşulup geçilmiş olmasını istemiyorum ben. Dedi ki kocam vurulduktan sonra dedi. Bak, belki ikinci bir ateş daha edildi ya, dedi. Neden biliyorsunuz dedi. İkinci ateş edebiliyor, üçüncü ateş edebiliyor. Adam ışınsın şüphüyü kestirmek için silah merminin birini dışarı atıyor, birini de içeri atıyor. Ne olmuş avrat durmuş. Ben varsaymak üzerine konuşmam. Cenazelerim içinde babamın eli böyleydi. Öyle ya, tabii ya. Böyle değildi. Böyleydi ben gördüğüm. Baba silahı tutturmaya çalışmışlar hocam. Uzun süre babanın eli silahı tutturmaya çalışmışlar bunlar. İnanıyor avukat memur da inanıyor. Yavrum, polis memurundan avukat. Ben gördüğümü söylerim. Ben varsa hocam konuşmam. Polis memurundan avukat da yiyor senin anlattıklarını. Yedirme. Biz dosyayı onlar okuyoruz Rukiye. Onlar okul okumuş yemez onlar. Ben de yemiyorum. Benim şu beynimi lan gözüme yedir. Sen de diyorsun ki yani kendini öldürmüş süsü vermek istemişler. Aynen hocam. O olmaz. İşte onlar da olmayacak. Olmaz. Sonradan zaten. Namlu boyu kurtarmaz. İşte onlar anlamışlar sonradan. Şimdi onu daha ayrıntılı konuşuruz ama ben şunu gerçekten anlamak ona istiyorum. Ona vurdurmaya çalışsa bak, üçüncü kişi olabilir mi? Rukiye. Vurdurmaya çalışsa karşısında çocuğunu ailesini yaralar o zaman. Rukiye senin kocan muska yaptığı için, fal baktığı için acaba birine yanlış bir şey söyledi de. Hayır. Benim kocam zarar faydası vardı zararı yok. Niye bu kadar eminsin peki? Bu olay. Niye bu kadar? Ben niye kandırayım? Benim beynimde. Senin benimle alıp veremedin ne? Sen yaptın. Sen önce senin benim bıçağı silahın önüme geçtin. Hani bu doktor nerede ya? Ben savcılığa doktoru çağırdım. Ben geçmedim. Savcı kalıyor mu? Doktor nerede bu geçmedim doktor? Geçmedim be dayı. Yaşlı şahidim var. Sabır. Durmuş neye konuşmuyor? Sabır. Sen ne diyorsun Murat? Sabır ne demem burada? Hayır, işte sinirleniyorum sabır. Diyor ya, diyor sabır. Ben geçmedim diyor. Sana şahidim var benim. Çoban koyunu kutmuş. Bana söyle demiş. Ben gitmek istiyorum. Ya çobana demiş ki sabır oğlum. Ya, çoban koyunu kutmuş kendi sabır ya, diyor. Ya, zaten ya. Sabır. Vallahi ben sana bir şey demiyorum da. Yani ben sana bir şey ya, demiyorum da. Bak bu deliller bazen neyse, bir toparlayamadığın şey yer var. Neyse ya diye ve emniyete jandarmaya canım kurban yani. Söyleyecek çok şey var bazı çürük elmalara. Yani Allah aşkına ya. Her şey böyle olduğu gibi ortadayken sana hiçbir şey demiyorum bak. Hiçbir şey demiyorum. Ama layıkıyla soruşturma yapılamamış. Layıkıyla aynen. Bir süreç sürdürülememiş. Katilse bu ortaya çıkabilirdi yani. Bence sen layıkıyla bir kişi soruşturdu. Ben zaten böyle arazıydım. O zaman da arazıydım. 15 saat, 16 saat. Sormuş, kalemine 3-4 kişi arasında sormuş, çapa sorguya alındım. Ama benim... Sen konuşma. Ben konuştum da ben konuşmayayım. Hakim karşısına çıkmışım, kalemine çıkmışım. Tamam, sormuş. İncelemiş, sonra psikoloğunu göndermiş, sonra avukatını göndermiş. Bunun birisine niye etmedim? Niye itiraf Rukiye, etmedim en Rukiye, suçumu? Rukiye bak daha öncesinde taşlamış göndermiş. Sonrasında Veli Bacak'ın işte Veli Bacak birini kaçırmış. Onlar da muskamın işleri olmuş. Onlar bir husumetli. Yani biz, senin kocanın husumetli olduğu kim vardı Rukiye? Biz gittik. Zekeriya Sarı şahit. O da yalakalık yapıyor. Bunların avukatlığını yapıyor. Biz Zekeriya Sarı'yla adamların evine gittik, görüştük.
Kıza söyledim, kız olmaz dedi. Biz de arabaya bindik, çıktık geldik. Haydi gidelim dedim. Millet dağıldı. Bu olayda bir oy var. Senin biz kocanın zaten aşağı bak, yola şey indik. Bak, sen hep bize şunu söyledin. Indik, senin kocanın geldi. 10 senin, tane 20 tane dinle beni. Dinle beni. Bir susun. Kızım, dinle beni. Senin kocan bana bak. Gözün alamıyorsun oradan Murat'tan yani. Bana bak ya. Bana bak bir şey söylüyor. Gözünü alamıyorsun yani. Ne düşmanlık i̇şte yani. İşte gözüm dönüyor, dönüyor artık. Ya da başka bir şey. Canım, senin kocanın başka husumetli olduğu biri var, ben kimse biliyorum. Kimse yok, hayır, hayır. Var, ben biliyorum. Bak ben mi açıklayayım, sen mi açıklayacaksın? Açıkla. Sen açıkla, madem onu biliyorsun. Biliyorum, açıkla. Açıklayacağım ama zamanı var, her şeyin zamanı var. Sen açıkla. Senin kocanın hep, yani hep ondan şüpheleniyorsun. Senin kocanın husumetli olduğu başka biri yok mu? Dur, onu açıklayacağım. O yüzden açıkla. Anlamaya çalışıyorum. Bana doğruları söyle. Senin kocanın husumetli olduğu, kimse dilip yoldun, muska kimse yaptığı. Yoldun. Çünkü insanın biz telefonumuz hiç susmazdın. Her gideceğimiz yere de söylerdik. Bura gideceğiz, bura gideceğiz. Benim kocam tehdit edilse zaten bana söylerdin. Niye gizlediği bir yer mi vardı? Ben her şeyi açtığına göre onu da söylerdim. Beni vuracaklar. Randevularını sen mi? Öldürecek diye ispatlayabilirdin. Her şeyi ispatlayan adam onu da ispatlardı. Neden çekiniyorsun? Randevularını sen mi ayarlardın Yılmaz Hoca'nın? Yo. Kim o randevu verirdi? Daha o bayağı. Kendi verirdi. Gelen giden. Ben de var mı lan olan mı lan uğraşan? Demin dedi ki benim bizim babamızın paraya muhtaçlığı yoktu. Benim de yoktun. Benim o 26-27 tane davarım geldi. Kocamın hiç suçunu onu da. Niye büküyorsunuz? 300 milyon alınmıştır. 26-27 davar ne zaman kendi yediğini ödemez. Çıkacak meydana. Dalgıcı at çıkacaksınız meydana. Kendi yediğini ödemez. 20 tane mal. Kimi? Benim kimim var edin zaten? Bir kocam bir kendim edin. Daha da ekmeğim bile kazancımı ile uğraştım. Sizin gibi vahşilik yapmadım. Kocayı eve kilitlemedim. Kapıyı pençereye kırdırmadım. Ya yani, oğlum saçmalık bir şey söyleyeceğim. Niye dinliyoruz ya? Ya onlar bir dakika bu bir dakika. Bu bir gerçek saçmalık değil. Kapı pençere niye kırıldı? Sorsana. Sen niye ısırdın adamı? Ya kapı pençere niye kırıldı? Buna bir gel diyorum. Onlar sana kapıyı pencereyi kırmışlar. Sen de ısırmışsın. Kocaya kırdırmışlar. Kocayı o kadar niye dağrı da bunalıma koydular da kırdı? Niye kırdırmışlar? Ya niye demin dedik ya koymuşlar? Senden korumasın kilitledik. O da kırmıştır. Ya yok, abi ya. Ya hayır kusun diye diyorum ya. Kocanın özgürlüğü elinden değil mi? O diye kilitliyorsunuz. Yok tuvalete kilitliyorsunuz. Adam kendiniz bak mazur ya adam. Ha siz kilitlediğimizi söyledi. Ben evlendikten sonra benim hocam. Yok. Sizin gördü hangi tuvalete kilitledi? Tuvalete saymamıyorum. Dışarıda tuvalete kilitlemişler. Evin geçen gün çataktaki evi diyor çatak. Köydeki evin. Abi yazıyor. Köydeki eve kilitlemişler. Yazan ve oynayan. Koca kapı pencere kırdıktan sonra da bırakmışlar. Yazan ve oynayan Ruki. Ya köyde eve kilitlemişler kocayı. Koca kapıyı pençereye kırınca kocayı ıştırıyormuşlar. Koca Ali Bekke'nin evinde yattı. Bir ay boyunca Ali Bekke'nin evinde yattı. Ali Bekke şahitlandıran. Peki bir şey söyleyeceğim. Onlar onu yaptılar. Sonra siz obaya gittiniz. Obada senin yanında öldürülüyor ya. Sen niye hocayı ısırdın? Bana onu anlatır mısın? Bununla mutlaka bunlarla alakalı bir şey konuşmuştur. Ben de sinir. Allah şöyle bizim kalbimiz. Kocam öldürdü. Çok sinirlendiğin zaman ısırıyorsun. Evet sinirim. Gözüm döndüğü zaman bir hani gerçekten bir haksızlığa uğruyorsam yaparım. Bu bir gerçek. Yılmaz Hoca ne yaptı sana? Bir şey yapmadı. Ben kocaman acısından bir şey yapmadım. Hayır, hayır hayır hayır. İşte ayakkabı saldı. Ya ayakkabı gelmen demiş. Niye geliyorsunuz? Gelmen. Adam resmen demiş. Gelmen benim olduğum yere. Beni evlat, beni baba yerine koymadınız. Gelmen demek istemiş orada adam. Niye geldiniz? Niye sürekli üstüne geldiniz? Ruki. Niye gece geldiniz de öldürdünüz? Hanginiz cesaret edildi? Ya şöyle düşünüyorum. Bir şey soracağım sana. Şimdi seni birisi sinirlendirdi. Burada da görüyoruz zaten neredeyse bir buçuk aydır. Aşırı sinirlendiğin zaman böyle ısırıyorsun. Evet. Cezaevinde de yapıyor. Ayakkabı maşallah attığın gibi tutturuyorsun. Hedef hiç şaşmıyor. Silah gibi hiç şaşmıyor hedefin. Mesela Hüseyin'in parmağını ısırmışsın. 3 dakika boyunca adam parmağını kurtaramamış ağzından. Yani bir zarar verme şeyi hissediyorsun.
sinirlendiğin zaman. Öfkeni hiç kontrol edemiyorsun. İşte kontrol edemiyorum. Demek edemiyorsun. Ki haksızlığa uğradığım zaman kontrol edemiyorum. Ama bunun altında bir şey var işte. Bundan sonra bir şey gelişiyor. Yok, bir tepki ben, gösteriyorsun. Hiç ben o adama hiçbir zarar verici bir şey yapmadım. Devletin hakim savcısını adamın kolunu yukarıdan aşağı ısırmıştı diye şey. O adama ispatlayabilir. O enişte de daha önce de enişten ileri yaşattı. Sen ısırdım diyorsun, kabul ediyorsun. Eniştenin avradı sana kötü sözler saçarsa ne düşünürsün kendi evinde? Eniştenin, isırılmaz herhalde değil mi hocam? Yani ısırılmaz ya. Ya gözüm... Memurum şunu soruyorum. Gözünden... Çıkalım evden. Bak evden çıkar giderim. Bak. Sinirler yatışana kadar ben bunu merak ediyorum. Yılmaz Hoca sana ne dedi ki? Sen o kadar adamın kollarını boydan boya ısırdın. Ne oldu? Ne tartıştınız? Ben bir şey yapmadım. Isırdı diyenler gördüyse o deliller kaybettim. Sen de kabul ettin ya, yaptım dedi. Bir dakika Mercan, bir saniye. Kabul ettin ya. O anda ısırmış da olabilirim. Sonra neye kızdığını ben öğrenmişimdir o anda. Ben başka türlü yaşıma zarar verdim. Peki Yılmaz Hoca çocuklarıyla görüşmek mi istiyordu? Ya görüşçü oluyordun, özgürlük elindeydin. Savcılık dairesinde biliyordun, karakol dairesinde biliyordun. İstemez olur mu ablam ya? Orada geliyorum, bu hafızı görmeye ağlardı ya. Valla Yılmaz Hoca hiç özgürlük elinde olan bir adamcağız gibi değilmiş bence. Bir de en son 70 yaşında düşkün gibiymiş yani. Elinde bastonu var, engeli de var, yürüyemiyor. Öyle diyorsunuz, öyledir. Sana çok muhtaç olmuş son dönemde. Öyledir, öyle diyorsunuz. Benim babam benden beni görmemeye asla, benimle konuşmamaya asla dayanamayan bir adamdı. Bunu kardeşlerimin hepsi bilir. Hala daha derler ki Mercan baban seni farklı severdi, senden nasıl vazgeçti? En çok da bunu sindiremiyorum. Bak vazgeçtireceğim, bir korkudum ki demek ki ne vazgeçti. Korkudunuz işte, her bir uşağı korkudu o adamın içine. Ya sen ama engel oldun arkadaşım, ondan oldu siz, o iş. Siz korkudunuz o adamın içine, korkudunuz. Bütün suç kim biliyor musun? Bütün suç Murad'ın. Geldiğinde orada seni alıverseydi bu adam hiçbir şey yoktu. Rukiye, bir şey soracağım. Hı. Şimdi birçok insanı ısırmışsın. Bir kısmını da kabul ettin. Ben şunu merak ediyorum. Hatta burada bizim ekibimizden çocuğu da ısırmışsın. Evet. Nerede o? Mert'i mi? Mert neredesin? Mert nasıl? Mert'i bir görelim ya. Ya neyse, görmeyelim. Tamam. Mert'in eli gitmiş. Çok da efendi bir çocuk ya. Evet. Yok, tamam. Geçmiş olsun Mert. Özür dilerim valla ama. Mert olur. Neredesin? Isırıldıysan oraya beri çık. Bak ha? Ya. Geldi bana şimdi... söylüyor canım. Nereye, parmağını mı ısırdı? Genç beri bir çıksana, neredesin? Gel Mert'i bir görelim. Gel Mert'i bir göster. Geliyor. Neren ısırdı? Burada Ahmet, burada bak. Neren ısırdı söyler misin? Mikrofonu çıkarttı. Yok sen. İşte o arbede esnasında muhtemelen Mert kaynamış arada. Gerçi hatırlamıyorsun değil mi? Gözü dönüyor. Gözü dönüyor. Şimdi benim merak ettiğim şu. Şimdi ısırıyorsun. Yapıştın, ısırıyorsun. Kendi kendine bir müddet sonra sinirin yatışınca kendin mi bırakıyorsun? Yoksa ısırdığın insan senden kurtulması mı gerekiyor bir şekilde? Yok öyle. Derin nasıl aşırı son buluyor öyle bu ısırma eylemi? Zarar verici bir şey yapmam ben kimseye. Öfkeni kontrol edemiyorsun ya. Kendi kendini bırakıyor. Kaç taraf mı bertaraf ediyor bunu? Onu merak ediyorum. Canımı yakana, canını yakarım ama tamam, canıma dokunma. Bir aydır buradasınız. Hanginize zarar verdim? Öfken nasıl geçiyor? Isırıyorum. Verdiklerin oldu canım. Öfken nasıl geçiyor? Tamam da işte diyorum ya, bir aydır buradasınız. Hanginize ısırdım? Hanginize diş yeri koydum? Bize de saldırmadın ama karşı tarafa sürekli saldırdın. Karşı tarafa demek ki ne, bir alerjim var. Bak, iş durumunda şey, bir alerjim sana var ki saldırdım. Mesela ayakkabı bence fırlatıyorsun o ya. Didem Hanım onu çok hafif görüyor. O da bir silah aslında, biliyor musun? Tabii. Demek ki ne, canımı bak, yakmışlar sana ki canım şey yanmış. Bak, canım yandı. Bir bakayım, müsaade et. Bak, yanmış. Yapmaman için İçeride söylüyorum. İçeride bir yanan korun var da. Rukiye, yapmaman için söylüyorum bak. O da bir silahtır. Mahkeme öyle kararları bir anda, var. Öyle bir yere denk getirirsin ki beyinde. Adam beyin kanaması geçirip ölebilir mi? Böyle söylesin ya, ben canıma ölümün senin o zaman o kelepçeyi ne yapacağız? Cezaevine girersin. Girersem kocamın canını kastedelim. Ya ben gerçekten bu konuyu hiç şaşırmıyorum. Bir konuyu canına bir konuyu gerçekten netliğe kavuşturmak istiyorum. Şimdi obada sana, yani Murat bunu yaptıysan, yani önce seni Allah'a havale ediyorum. Yani cinsel istismarda bulunduysan, ama ben öncesinde
Ya abla, orada şey, evrak yok mu? Öncesinde. Savcılar soruşturdu o dosya nerede? Nerede? Bu doktor nerede? Doktor ne açıklıyor? Rukiye, Rukiye, Rukiye. Sen o sırada evde miydin? Sürekli kaçıp kaçıp gidip gidip geliyor. Sen evde miydin? Babanlarla beraber mi yaşıyordun? Babamla evde mi döneceğim bu? Hayır hayır hayır. Evet yani ilk bakım yapmaya gelmişler ya böyle. Seni yani o sırada askerde miydin? Sen kaçıp sürekli gelip gidiyor ya. Sürekli gelip gidiyor sürekli. Ben evdeydim ya. Ben de evdeydim. Ben Murat'ı mı görmeye geliyordun sürekli? Yok. Niye bu kadar? Benim işim olmadı o adam şanslı lan sade. Hayır çünkü ya da evde ne yaşıyordun? Ya da evde ne yaşıyordun ki Yılmaz Hoca'ya kaçıyordun sürekli? Kız kardeşimi alamayacak bazı böyküler kimle yaşamak istedim. Valla ben kendi fikrimi hissini söyleyeyim. Murat'a yani şimdi bilmiyorum şimdi öfkem var ama o dönem bence. Bir gönlü kaymış. O dönemde aynı. Hayır gönlü değil ya bence gönlü değil özür dilerim bunu söylediğim için ama. Ya benim hislerim de kuvvetlidir ben balık burcuyum. Sırılsıklama aşık olmuşsun. Senin hislerin bu balık burcu. Sırılsıklama aşık olmuşsun bu da benim kanaatim. Balık burcu olsa oğlak burcu olsa. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 22 22 0212 536 47 47. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Rukiye senin elinde el feneri var ya. Bugüne kadar bize neden söylemedin el feneri dışarı çıktığını? Söylemişimdir. Sen deli değilsin ya okumuşsun. Estağfurullah. Ama hatırlıyor muyum? Hiç böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Evet ifadesinde okudum ben. İlgi var. Hayır hayır yayınlarda böyle bir şey yok. Yok konuşulmadı. Söylemedi. Sevgili izleyiciler konuşuldu mu? El feneri olmuş da olabilir olmamış da o anda ben... Ama bize şunu söyleyebilirdin. El feneri benim elimdeydi. Ben dışarı çıktım. Dışarıdan içeri biri gelse ben onu görmezdim. Nasıl? Ama niye? Yani dışarıdan görürdüm daha doğrusu. Görürdüm derdin yani. Yok görme. Abi güzel hatırladın bak. Cenab-ı Allah da hatırla diyor. Ama el fenerini bize söylemedin. El feneri olsun. Çünkü el fenerini unuttun. El feneri olduğunu da bilmiyorum olmadığını da geçmiş gün 10 yıl geçmiş. 11 yıl olmuş. 11 yıldan sonra babam Kadri. Ben niye unutmuyorum gezdiğim tozluğum yerler? Sen bu kadar seviyorsun. Gülüm gülüm diyorsun. Bak şeker de attın. Allah kabul etsin şekerini. Abi, birazdan cümlem. Alacağım. Madem öyle kocanın katil niye aramadın 11 sene? He? Bunların kusmasını bekledim. Ha, neyse zaman ya. Bekledim. Yani gerçekten Yılmaz Kılınç'a da yazık olmuş yani. Neyse pazartesi tekrar karşınızdayız. Bugün günlerden cuma değil mi? Hayırlı cumalar. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.